Mutlu akşamlar. Merhaba değerli izleyenler. Kırılma noktasında yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Her çarşamba akşamı olduğu gibi saatler 21'i gösterdiğinde değerli konuklarımızla birlikte huzurlarınızdayız Türkiye'de gündemi, siyasetin önemli başlıklarını yorumlamak adına. Her hafta olduğu gibi değerli konuklarımızla, kıymetli konuklarımızla birlikteyiz. Hemen sol yanımdan anlatmaya başlayayım. Sayın Ercan hoş geldiniz. Kürşat Türker Ercan Hukukçu. Normalde Ankara stüdyolarımızdan her hafta konuğumuz olurdu. Bu hafta İstanbul'da, İstanbul'da teşrif ettiler ve bizlerle beraberler. Hoş geldiniz efendim. Şimdiden değerli katkılarınız için teşekkürler. Hoş bulduk Sayın Aydın. Başbuk Pınar Bey, siz de hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk, değerli şah. konuğumuz ve e, gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt'ta, Türkiye'nin gündemini değiştiren gazete, gazeteci bu hafta kırılma <laughs> noktasında birlikteyiz. Teşekkür ederim sağ olun. Gelin bir e, girizgah yapalım her hafta olduğu gibi neler konuşacağız bir bakalım. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirildi. Bir terörist ve cep telefonundan çıkan o fotoğraflar gündemimizi bir anda değiştirdi. O fotoğraf karelerinde teröristin HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'le çok sayıda poz verdiği ortaya çıktı ki bugüne baktığımızda o fotoğraf serisine yeni karelerin eklendiğini de gördük. Skandalın basına yansımasıyla birlikte HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi ve bugün önemli bir gelişme yaşandı. 20 Ocak'ta o fezlekenin görüşüleceği netleşti. Konu ilişkin tabii sert açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, gereği yapılacak dedi. E, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de dün grup toplantısında konuştu ve mecliste biz terörist istemiyoruz mesajının altını kalın çizgilerle çizdi diyebiliriz. Peki HDP'li güzelin dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Sürece dair nasıl bir yol haritası ortaya konacak? Ve tabii en önemlisi Millet İttifakı bu konudaki sessizliğini ne kadar sürdürecek? Aklımızda beliren ilk sorular tabii bunlar oldu ve orta yerde durmaya devam ediyor bu sorular. Ve siyasetin bir diğer sıcak başlığı MHP lideri Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı o açıklamalar sıcaklığını koruyor ve gündemi belirlemeye de devam ediyor diyebiliriz. Sayın Bahçeli dün 2002'yi işaret etti. Dün hedef Ecevit'ti. Bugün de Erdoğan ifadesini kullandı. Çok konuşuldu bu açıklama. Gündeme damga vuran bu açıklama siyaset kurumunu tanzim etme çalışmalarını bir kez daha hız mı kazandırdı sorusunu akıllara getirdi ve demokrasi dışı arayışlara kim hizmet ediyor sorularını da bir kez daha gündemimize taşıdı diyebiliriz. E, bu iki önemli başlığı konuşacağız ama en sıcak konuyla başlayalım tabii ki. E, o da HDP'li Semra Güzel ve e, fotoğraflar ve etrafında dönen tartışmalar. Sayın Bozkurt, iki askerimizi ve bir korucumuzu şehit eden bir e, teröristten bahsediyoruz ve e, bir gazi meclisin çatısı altında bir milletvekilinin de ...beraber fotoğrafları ortaya çıktı. Girişte de söyledim, o fotoğrafları bugün yenilere eklendi ki... ...o fotoğraflarda da bu vekilin terör kampında eczacılık yaptığı... ...futbol oynadığı kareler gibi yansımalarını gördük. Bundan önceki süreçte tabii terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu düşünen... ...HDP'li vekillerin siyasetle tabii şeyi, ilişiği kesilmişti. Bundan önceki süreçte bunları yaşadık. Hukuki bir süreç işliyor tabii ama en önemlisi bunun siyasete yansımaları da ne olacak... ...önümüzdeki günlerde onu da konuşacağız... Şöyle giriş yapmak istiyorum geçtiğimiz günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de konuştu ve parti bulunduğu yerden farklı değil HDP aynı söylemlerine ve eylemlerine devam ediyor açıklaması da çok konuşulmuştu. Bu iki gelişmeyi birlikte okuduğumuzda siz ortaya çıkan fotoğrafı bugün itibariyle nasıl okursunuz? Şimdi en başından beri yıllardır bu siyasi parti insanın ağzından siyasi parti demek de geçmiyor ama bu partinin e, terör örgütüyle yani diğer e, Türkiye siyasetine e, katkı yapan partilerden ayrı olarak bir terör örgütüyle iltisakı noktasında hep e, yıllardır tartışırız konuşuruz. Ki e, HDP'de daha önce kapatılan terörle ilişkisi somut bilgilerle ortaya çıktığı için kapatılan e, partilerden sonra kurulan e, ve yine o bağları devam ettiren bir parti. Şimdi. E, HDP'nin kuruluş sürecine bakıyoruz, ondan sonraki e, politikalarına bakıyoruz, söylemlerine bakıyoruz, kurucu kadrolarına, yönetici kadrolarına bakıyoruz. Hep bir terör örgütüyle iltisaklı e, veya müzahir, söylemlerinde terör örgütünü öven, hiçbir zaman terörü kınamayan, teröre karşı bir duruş sergilemeyen, yani örgütün sivilleri, ondan sonra güvenlik güçlerini, hedef alan ne karşı hiçbir zaman bir tavrı olmayan bir, şey görüyorum karşımızda ve bu çerçevede zaten e, aslında birkaç yıldır ki e, Sayın Devlet Bahçeli nezdinde Milliyetçi Hareket Partisi camiası da e, olmak üzere birkaç yıldır HDP'nin kapatılmasıyla ilgili zaten çağrılar yapılıyordu. Çünkü e, çok şans verildi Türkiye Partisi olsun bakın e, hatta bizlerin eleştirdiği o çözüm süreçlerinde bile e, bu şans verildi bakın bırakın örgütle aranıza bir mesafe koyun ki. E, bu da garip bir cümle aslında da b, b, biraz dilimize de pelesenk olduğu için aslında. Evet, yani evet. terörle araya mesafe konulması gibi bir cümle olmaz. Terörle zaten ya mesafelisindir ya da, değil, ya da yanında, yanındasındır. Tabi tabi yani hmm. o söylen biraz şey oldu hukuki anlamda hmm. da Kürşat Bey de burada katkı e, o şimdi hep bu söylendi ama bu yapı e, hiçbir şekilde e, bu mesafeyi koymadı tam tersine örgütle bağını devam ettirdi. Biz bunu nerede gördük? Biz bunu o yakın tarihimizde geçmişteki çok sayıda örneği var zaten de işte o Kobani eylemleri dedikleri o Aynel Arap'taki gelişmeler üzerine Türkiye'nin e, önemli kentlerini yakıp yıkmaların haricinde yakın tarihimizde 2015'te başlayan operasyonlardan sonra Hendek barikat sürecinde de gördük. Ondan sonra işte o Hendek barikat sürecinde bunların... E, belediyeleri üzerinden örgüte yapılan yardımlar, mühimmat için diğer şeyler için lojistik yardımları, gıda yardımları, Belediye belediyelerin, imkanlarını belediyelerin imkanlarının kullanılması, farklı farklı şekilde istihdam alanları açılması, örgütün e, insan kaynağı bugün Diyarbakır'daki o eylemi yürüten ailelerden de görüldüğü üzere e, örgütün ihtiyaç duyduğu O militan kaynağını oluşturması açısından insan kaynağı oluşturmasında katkıları yani HDP'yi e, bir siyasi partiden çok, KCK terör yapılanmasının ki KCK dedikleri yapı bunların sözde devlet yapılanması. Terör yapılanmasının siyasi ayağı pozisyonuna oturtuyordu. O konumlanmaya oturtuyordu. Ve bizler de bunları dillendiriyoruz. Şimdi bu fotoğrafları ilk bulduğumda e, direkt e, gözümüzün önüne yani aklıma şu gelmedi. Ha, bunlar sevgiliymiş. Gelmedi. Şimdi gönül o beşeri boyut çok farklı bir boyut. Hatta tali boyut. Esas mesele bunu bile isteye, bu ilişkiler anı bile isteye bu kadını milletvekili yapan bir parti ve bu kadının faaliyetleri e, örgütsel olarak sahiplenilmesi ve e, bu kadının terör örgütünün içindeki yeri geldi. Yani bu gerçeklerle karşılaşınca bu gerçekleri düşündüğünde puzzle'ın parçalarını tek tek birleştirdiğimizde Yayınlama kararı aldık zaten. Ondan sonra da yayınladık ve karşımızdaki fotoğraf iyice netleşti. Ondan sonra çünkü çok sayıda insanın, şimdi gazetecilik mesleğinden dolayı çok sayıda insanla iletişim kuruyoruz, bilgiler geliyor, şey yapıyoruz. Biz yayınladıktan sonra başka bilgilere de ulaşabildik ve bir baktık ki aslında sadece Semra Güzelin olmadı, sadece o öldürülen terörist Volkan Boranın olmadı. Bambaşka bir daha ileride bir e, bir A çıktı karşımıza ve bu A büyüükçe karşımıza HDP yapılanması çıkıyor. Şimdi e, detaylandıracak olursak şimdi e, şöyle e, ajanstan geçen bilgiler e, biz yap, yani haber yazdıktan sonra e, ajans da bir haber geçti orada cep telefonundan çıkan diye geçti. E, şunu söylemek lazım aslında ilk bilgiler de bizde de o yöndeydi e, cep telefonundan çıkan. Ben olayı anlatayım size. Lütfen. Ee, hatta çünkü şöyle bir argüman da geliştirildi. Neden beş sene sonra evet, ortaya bu çıkartılır? da çok dillendiriliyor. Tabii. Şimdi o şeyi de böylece ortaya koymuş evet, olacağız. Evet onu bir açıklığa kavuşturduk. Şimdi operasyon diye. yapılıyor. Şimdi operasyon öncesi, 2017 doğru değil mi? 2017. 29 Nisan 2017. 29 Nisan. Şimdi öncesinde şöyle bir hatırlatma yapalım. Bu ikisi evet. üniversiteden arkadaş. Muhtemelen örgütün üniversitelerde ki bizler de öğrencilik döneminde yaşadık PKK terör örgütüne müzahir bazı yapılanmalar var üniversitelerde. Muhtemelen çünkü farklı fakültelerde olmalarına rağmen burada tanışıyorlar ve aynı düşüncede olduklarını da gördüğümüzde anladığımız kadarıyla üniversitede de aynı örgütlenme içinde yer alıyorlar. Bu örgüte müzahir gençlik yapılanmaların içinde evet. tanışıyorlar ve devam ediyor bunların ilişkisi bir gönül bağına dönüşüyor aynı zamanda örgütsel bağa dönüşüyor. E, ayrıldıktan sonra Semra Güzel doktorluk yapıyor, e, Volkan Bora isimli terörist de o dönem örgütün yayın organlarından Dicle Haber Ajansı'nda çalışmaya başlıyor. Zaten Volkan Bora e, yaptığı örgütsel faaliyetlerden dolayı o dönemde çok sayıda soruşturma geçiriyor. Zaten kaçmasının nedeni de o. Artık deyim yerindeyse bütün faaliyetleri e, afişe oluyor ve en son kırsala gitmek zorunda kalıyor zaten tahmini olarak kırsala gitme tarihini 2014 2015 tarihleri olarak evet. söyleniyor. İşte Irak'ın kuzeyinde eğitim <laughs> görmeye başlıyor. İşte bu işin püf noktası şu. Semra Güzel'le Volkan Bora'nın iletişimi hiç kopmuyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi biraz hani film tabirle flash beklerle anlatacağım. İleri gideceğim, geri geleceğim. Çünkü Volkan Bora'nın iletişimi kopmadı şuradan anlıyoruz. Volkan Bora etkisiz hale getirildiğinde bir telefon defteri de çıkıyor üzerinde ve telefon defterinin birinci sırasında Semra Güzel'in kullandığı telefon var. Yani sadece yüz yüze görüşme imkanı değil, tam tersine çok büyük ihtimalle şimdi somutlaşmış verilere ulaşmak lazım ama bu bilgiler bize bunların telefonla da iletişim kurduğunu gösteriyor. E, o dönem muhtemelen bu iletişim sayesinde Semra Güzel o dönem Irak'ın kuzeyine geçiyor. Ve kendisi yaptığı açıklamada bir kere geçtiğini işaret ediyor ama bizim ulaştığımız bilgi şu iki defa geçiyor. 2014'te 4 günlüğüne, 2015'te de 11 günlüğüne örgütün kampına giriyor Yani Türkiye sınırından Irak'a geçiş yapıyor. Evet. Ve e, ikinci gidişinde Volkan Bora'nın annesiyle beraber gidiyor. Zaten o terör örgütünün o paçavra logolarının önünde bir pozu var. Volkan Bora ortada iki tane kadın biri daha Güzel bir kadın daha var. O ikinci kadın Volkan Bora'nın annesi. Ondan sonra. Bu Şimdi, kadar elini kolunu sallayarak girip çıkabiliyorlar mı kamplara? Esas zaten esas orada e, onları rahatsız eden boyut o. O yüzden olayı diye işte cinsiyetçilik yok kadın düşmanlığı falan filana çekmeleri nedeni çünkü, o. Çünkü esas deyim yerindeyse civcivli alan orası. Evet. Yani çünkü terör örgütünün e, kendi güvenlik önlemleri için e, en önemli kurallarına bakın bunu ben e, güvenlik uzmanlarına da sordum. E, geçmişte örgüte karşı mücadele edenlere de sordum. Örgütü çok iyi bilen istihbarat uzmanlarına da sordum. Neden? Yazılı <laughs> kuraldır diyor. Bakın <laughs> örgütün bazı yazısız kural, yaz, yazılı olmayan kuralları vardır kendi içinde. Örneğin sevgili olmak bir gönül ilişkisi kurmak yazılı olmayan bir kuraldır ama çok katı uygulanır. Ama yazılı değildir. Bu yazılı. Diyor ki o HPG denilen e, silahlı kanadın e, yazılı kurallarından, sözde programlarında yazıyor. E, o kamplara herkes alınıyorlar. Çünkü güvenlik nedeniyle. Şundan dolayı. Şimdi örgüt sempatizanı bile olsan, mesela diyelim ki bir yakının örgütün içinde bir terörist. Hadi aile bağı falan. Ya ne yapayım gideyim bir görmek istiyorsun falan filan. Gittin. Örgüt sana güvenmiyor. Sen sempatizan bile olsan dönüşünde güvenlik güçleri seni tespit ederse. Ve seni konuşturursa bu kampla ilgili bilgi alır diye sana güvenmiyor ve herkesi almıyor. Artı e, örgüt bu tür ancak onayından geçen kişileri de o inlere sokmuyor. Bakın o da ilginç. Misafirhane dedikleri bir alan var orada görüşmelerini yaptırıyor militanlarla. Yani Ama bugün ortaya çıkan Semra fotoğraflarda. tabi ilk fotoğraflarda da, bugün ortaya çıkan fotoğraflarda da Semra Güzel inlere giriyor örgütün yaşam alanlarına giriyor, eğitim Birlikte alanlarına top giriyor. Top oynuyorlar, militanlarla eğitim alanlarında var her yerde. Yani elini kolunu sallayarak her yere giriş çıkış yapabiliyor. E bunu yapabilen kişi örgüt kadrosudur. Bu çok net. Yani bunu bir yakın, işte militanın yakını şuyu buyu yapamaz. Mümkün değil. Ancak örgüt kadrosunun rahatlığıyla hareket ediyor. Yani zaten bunu itiraf ediyor. O sosyal medyada yazdığı TCA aktivisti, birazdan onu da açacağız. TCA aktivisti ifadesi örgütün kadrosu olduğunu itirafıdır yani. Sanırım KCK ile KCK'nın sözde kadın yapılanması, evet. çatı kadın yapılanması. İşte operasyonu tekrar şey yapacak hatırlatacak olursak 2017'de yapılıyor operasyon. Her operasyondan sonra olduğu gibi Volkan Boran'ın da bu arada şu bilgiyi de paylaşıp Volkan Bora hava harekatından kurtuluyor teslim olmamak için bir iddia bu arada iddia olarak şey yapayım. Onu da netleştirmeye çalışıyorum. Kendini öldürme ihtimali de var. Yakalan tam kıstırılıyor. Kendini öldürme durumu da var. Yani silahlı çatışmaya da girmeye cesaret edemiyor. Ama etkisiz hale geliyor orada. her operasyondan sonra olduğu gibi öldürülen teröristlerin üzerinden arama yapılıyor tabii ki. Arama tarama faaliyeti o alanda. Volkan Boran üzerinden bir telefon defteri az önce söyledim. birinci sırada Semra Güzel'in ismi var. Bir de bir fotoğraf makinesi çıkıyor. Fotoğraf makinesi de ta o gazetecilik, tırnak içi gazetecilik gazeteci olmadığını biliyoruz. Onların gazetecilik yapmadığını biliyoruz. Muhabirlik yaptığı ki muhabir de tırnak içi diyorum. Yaptığı döneme ait daha kullandığı işte fotoğraf makinesi ve fotoğraf makinesinde o dönem e, operasyonu yapan birimlerin içinde bu konularda çok uzmanlaşmış tem ve istihbarat alanında uzmanlaşmış kişi olmadığı için tam çiçeğe yapılanıyor. Yani o kartta inceleme yapılıyor ama çok sayıda fotoğraf var. Çok sayıda kişinin fotoğrafı var. E, bu noktada e, orada tam tespit yapılamıyor. 2020 yılında bir o ilg olayla ilgilenen savcıda, savcılıkta bir değişiklik oluyor. Yeni savcı raftan indirtiyor. Uzmanları getirtiyor. E, ve ilgili teknolojik e, şeyleri getirtiyor. Onun üzerine çalıştırtıyor. E, yeniden inceleyin bakalım nedir, ne değildir. O yeni e, teknolojiyle yapılan bilge isimli bir inceleme sistemi var. Teknolojik bir sistem. Orada yapılan incelemede fotoğraflardaki kişinin işte bizim yayınladığımız fotoğraflardaki kişinin HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel olduğu tespit ediliyor. Ve ondan sonra çünkü şimdi diyebilirler e, Semra Güzel'i vekilliğinden tanımıyorlar mı? Vekil adaylığından tanımıyorlar mı? Yani nereden tanısınlar? Yani çok sayıda şey var. Güvenlik güçlerinin elinde o kadar çok şey var ki aslında. Yani ben çok sayıda insanla konuşuyorum. Söyledikleri şu yani açık söyleyeyim 100 bine yakın, arşivleri karıştırırsanız 100 bine yakın böyle fotoğraf çıkar. Yani hangisi hangisine ait, kim nerede var bunları tespit etmek kolay, kolay değil. değil. Çünkü bir de aktif süren bir mücadele var. Şimdi mücadele biter, biter, oturursun, bütün arşivleri karıştırırsın, tek tek tespit. Ama yok, aktifte süren bir mücadele var aynı zamanda. Şimdi o olayın özeti bu. Yani neden 4 sene sonra tespiti yapılıyor? Dediğim gibi 2000'den sonra başlayan yeni çalışma, ve o deyim yerindeyse o kartın, telefondaki kartın raftan indirilip tekrar incelenmesi. Sonrasında süreç böyle başlıyor. E tabii ki e, ulaştığım bilgi şu. Ankara'ya gelmesinin nedeni o zaten. E, Ankara, yani e, şimdi, olay milletvekiline dayandığı için orada e, yetkisizlik oluşuyor. Tabii. Yetkisizlik oluştuğu için mevzuat gereği e, ondan sonra doğrudan Ankara'ya dosya gönderiliyor. Ve ondan sonra zaten süreç Ankara'dan işlemeye başlıyor. Evet. Yani mevzu o. Şimdi söylediğiniz olay çok önemli. İşte HDP bağ burada başlıyor. Yoksa gönül ilişkisi bizi ilgilendirmez. Ha bu da samimi değil. Bir teröristle yaşadığı ilişki. Ama çıkıp dürüstçe şunu söylesin. Evet o dönem yaşanmış bir şeydi. Kırsala gittikten sonra iletişimimiz koptu falan filan. Ya yani bunu bile yapmıyorlar. Bunu bile ön örg sıf örgütü ve e, o HDP'yi siyasi ayağı korumak için her türlü yalan dolanla e, savunmaya geçiyorlar. Esas mesele dediğimiz gibi ee, ...Semra Güzel'in e, birincisi örgütsel... E, ...hangi örgütsel eylemliliğin içinde olduğu... ...hangi örgütsel e, organizasyonların içinde olduğu gerçeğidir. Bunun araştırılması gerekir. Çünkü milletvekili olduğu dönem... bir ...bu açık istihbarat 2018'de bir haber yansıyor. Temmuz 2018. E, Hendek barikat kalkışması o terör sürecinde... Güvenlik güçlerimizin mücadelesi sırasında emniyet güçlerimize karşı mukavemet eden bir grup var. Ve bu mukavemeti patlayıcı atarak da sürdürüyorlar. O grubun içinde Semra Güzel'in olduğu söyleniyor. 1. 2. Semra Güzel'in sağlık alanında örgüte müzahir son derece e, iş, yoğun işler yaptıkları örgütlenme yaptığı söyleniyor. 2. TTB malum tartışmalı konu. Ee, orada Türk tabipleri de yani ne de o Türk iş şeyini de kirletiyorlar e, malum yönetim. Ondan sonra TTB'nin Diyarbakır şube eş başkanı yönetim kurulu üyesi KHK ile ihraç ediliyor. 15 Temmuz sonrasında terör örgütüne müzahir faaliyetlerinden dolayı. Yani aslında Semra Güzel göz önünde biri. Ama dediğim gibi bunların bütününü incelediğimizde karşımıza bunları bile bile böyle bir yapıdan, böyle bir kişiden milletvekili kararı çıkartan, milletvekili oluşturan, listesi oluşturan bir partiden bahsediyoruz. Bu da HDP'nin de aslında parti olarak bunu sahiplendiğini gösteriyor. Yani bu bilgilere vakıf olmaması mümkün değil. Semra Güzel'e. Artı bir bilgi daha paylaşayım. Tabii oradaki süreçte nasıl işliyor? Milletvekili olma sürecinde nasıl bu karar alınıyor? Nasıl izin veriliyor? Onu da birazdan değerlendiririz. uzmanlar var yani tabii. ben orada girmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama son cümle onu da söyleyeyim. Semra Güzel aynı zamanda dedim ya hani sağlık alanında bir şeyi var. Bakın e, Volkan Bora'nın telefonunun üçüncü sırasında bir isim daha çıkıyor. Orada da üçüncü bir isim var. O üçüncü isim de bir hemşire. Yine okul arkadaşları e, ondan sonra. Ve o üçüncü isim de KHK ile ihraç. Ee, ondan sonra e, ihraç edilmesinin nedenleri hakkında dava açılıyor, iddianame hazırlanıyor. Yani soruşturma açılıyor. Nedenini biliyor musunuz? Suçlama. Ee, i̇şte o dönem yanında çalıştığı doktorun üzerinden sahte reçete hazırlayarak örgüte ilaç, ilaç götürmesi. Yani bir şebeke bir bilgi daha yine o sağlık alanında yaptıklarını söylemek açısından. 2017'de işte o çatışmada, 29 Nisan 2017'de o Volkan Bora'nın etkisiz hale getirildiği çatışmada bir tane terörist yaralı kaçıyor. O yaralıyı kim tedavi ediyor biliyor musunuz? O dönem HDP milletvekili olan Behçet Yıldırım'ın tedavi ettiği yönünde hakkında şu an iddianame İndian. var ve yargılama var. Hmm. Yani bakıldığı zaman ciddi bir örgütsel faaliyet karşımızda aslında. Yani o yüzden bu mesele Semra Güzel'in bireysel bir aşkı için sevgisi için yaptığı iş değil. Tam tersine bir örgütsel faaliyet. Bu nedenle mesele geliyor HDP'ye dayanıyor. İşte burada da ben üstadlara <laughs> bırakayım. Tabii şimdi sizin söylediklerinizi düşününce biraz da son günlerde olayın magazinleştirilmeye çalışılma tabii. çabası var. Onun da arka planında neler var? Aslında bunu anlamış olduk. Tabii yani sonuçta o beşeri ilişki bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki. Tabii. Yani esas mesele burada Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir örgüte angaja olma ihtimali çok yüksek. Bir kizatın zatın o iki defa gazi olmuş. Bir Kurtuluş Savaşı'mızda bir 15 Temmuz'da evet. iki defa gazi olmuş. Meclisimizin çatısı altına girmesi. Yarın öbür gün meclisimizin güvenliğinin riski açısından ki meclisin güvenliği Türkiye açısından ulusal güvenlik meselesidir. O açıdan risklidir. Bu, ne, bu nedenle çok önemli bir mesele bu. Evet. Tabii bu konuda e, siyasetten de sert tepkiler geldi. Sayın Bahçeli bir meclis çatısı altında terörist istemiyoruz dedi. Terör kamplarında eğitim alacaklar sonra gelip İnsan hakları dersi verecekler dedi ki bu, bu bu açıklamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu konular tartışıldığında genel olarak benim aklıma İspanya'daki bu Batasuna kararı evet. geliyor. Şimdi uzun uzun anlatmayayım artık evet. izleyicilerimiz de gayet iyi biliyor. Kısaca özetlemek gerekirse terör örgütü ETA ile... Bağlantısı sebebiyle hatta terörü lanetlemediği için sırf e, bu tabi sırf o tırnak içinde kullanıyorum. E, bu parti kapatıldı İspanya'da tabi e, hangi ülke daha demokratik yaklaşıyor bu konuda bu soru aklımızı e, karıştırıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim Sayın Ercan Şimdi, e, gelinen son noktayı? Bu konuda benim tabi söyleyeceklerim çok ben bu Heribatasuna, Batasuna ve Heribatasuna bu partilerle ilgili süreci çok okumuş araştırmış bir insan. Her kesimden görüşleri de dinledim ama bir hakkı teslim etmeden söze başlamayacağım. Birincisi e, siz topluma anlatırsınız bir şeyi, e, günlerce anlatırsınız, sayfalarca anlatırsınız, işte sözler dolusu anlatırsınız. Tam olarak belki anlatmaya çalıştığınız anlaşılmayabilir veya siz anlatamazsınız ama bir fotoğraf çıkar gelir, o günlerce, aylarca anlatılanın ne demek olduğunu e, toplumun hafızasında görürsünüz. E, çok böyle yerleşik bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Ben geçtiğimiz 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü. Sayın Genel Başkanımızın bir mesajı vardı. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'in. Mesaj biraz uzundu ama bir başlığı vardı. İlkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir dedi. Ben bu anlamda hem yayın arkadaşım olan bir fotoğrafın bir işte özel hayat, beşeri hayat ilişkisinden öte çok fazla farklı bir örgüt ağının, örgütsel ağın olduğu başka fotoğraflarında ve başka yapılarında ortaya konmasında bunu Türkiye kamuoyuyla paylaşan, kamuoyuna açıklayan Ceyhun Bozkurt'u bu ilkeli ve ülke sevdalısı gazeteciliğinden dolayı bir tebrik etmek istiyorum. Sağ Şimdi sorunuza gelirsek, bu Harry Batasuna kararının başlangıç noktası, soruşturması şu. İl ve ilçe başkanı düzeyinde bir parti yetkilisinin, esasen bu konuşuluyor. Yani bu partinin etayla olan ilişkisi hep konuşuluyor, dillendiriliyor ama bunlar diyorlar ki biz bizim ilgimiz yok. yok. Biz, biz siyasi partiyiz. Hani bizdeki gibi öyle kucaklaşmalar, sarılmalar, bilmem öyle argümanlar yok. Ama... İspanya hükümeti bu partiyle mücadele ediyor. Çünkü terörle arasına işte o ahim kararından kaynaklı o tabir var ya, mesafe koyamazsın. Mesafe Ki bu o, o tartışma da ahimle evet. kapatılma kararı doğru olduğunu Bu soruşturma zaten. nasıl başlıyor biliyor musunuz? ETA ile ilgili, o da doğrudan ETA ilgili değil. Ama ETA'ya yorumlanabilecek bir bildirinin il veya ilçe başkanı düzeyinde, hani ülkemize kıyasen söylüyorum, Anladım. bir parti yetkilisinin makam odasındaki çekmeceler çıkmasıyla başlıyor tüm soruşturma düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar basit bir şey. Neyse ilerleyen süreçler oluyor. Tabii ki ETA'nın yaptığı eylemler var falan. İspanya hükümeti bu partiyi kapatıyor. Daha sonra bu partinin yetkilileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat ediyor. Efendim hakkımız ihlal edildi diye, kapatma hukuksuzdur. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır diye. İşte o meşhur hep böyle kullandığımız aslında ben de bir hukukçu olarak terörle arana mesafe koymak ne demek ya? Ya terör Barınamaz demokrasi. Demokrasinin içinde terör diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Şimdi dokunulmazlık meselesini de bu eksende değerlendirmeye çalışacağım. Ve Ahim o kararı veriyor. Diyor ki İspanya hükümeti doğrusunu yapmış. Sen kardeşim terörü kınamadın, terörle arana mesafe koyamadığın için doğrusunu yapmış. Demokratik bir toplum düzeni içerisinde seni kapatması gayet doğal ve doğru diyor. Terörü yani, lanetlemediğin için ben seni şimdi, kapatıyorum. Bu noktada tabii... Ben ahim konusunda bir hukukçu olarak elbette insanlığın böyle ortak vardığı bazı e, hukuki ilkeler vardır. Onlar ayrı konular. Hepimiz katılırız. Yani bu şöyle bir şeydir bu varılan hukuki ilkeler. Mesela Orta Doğu'da bir toplum da bunu e, asırlar içerisinde geliştirmiştir. Efendim Batı'da da bir toplum geliştirmiştir bu ilkeleri. Bunlar birbirinden habersiz geliştirmiştir. Çünkü aklın yolu birdir. Bunlar ayrı şeyler. Avrupa İnsan hakları sözleşmesine yansıyan temel hak ve hürriyetler bunlar ayrı şeyler. Bunları hepimiz zaten muhafazasını sağlıyoruz ama ahim kararları itibariyle konu Türkiye olduğunda ne yazık ki bu e, tarafsızlığını e, bozuyor yani siyasi kararlar veriyor yani düşünün şimdi Osman Kavala mevzu bahis olduğunda Selahattin Demirtaş mevzu bahis olduğunda verilen kararlara bakın e, Efendim bu 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili işte Ahim'in kararı ikide bir söyleyip duruyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye uygulamıyor bu kararı uygulamakla mükellef bilmem ne. Siz bir tarafta İspanya'da çekmecesinden bildiri çıkan partiyi terörü kınamamakla ve arasına mesafe koyamamakla kapatılmayı hak ediyor görüyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde. Bir taraftan da çıkıyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarının çağrısını yaptığı neden olan tweet'i diyorsunuz ki normal bir açıklama, siyasi bir söylem. Bunun olaylarla bir ilgisi yoktur, hakkı ihlal edilmiştir diyorsunuz. Bir kere bunun altını çizelim. Şimdi ben bu işte terör örgütü, işte HDP'li vekille terör örgütü üyesinin fotoğrafları konusunu zaten detaylı bir şekilde Ceyhun Bey e anlattılar. Ona girmeyeceğim ama bu dokunulmazlık konusu hani hukuki süreç bakımından. Bir noktasına temas etmek istiyorum. Bu güzel bir şey oldu, bu terörle araya mesafe koyma meselesi. Bu yanlış bir tabirdir. Terör demokrasinin aslında düşmanıdır. Temel hak ve hürriyetleri başta yaşama, hayat hakkı olmak üzere ortadan kaldırmayı şiddet kurar, kullanarak ortadan kaldırmayı hedefler. Bugün eğer siz bir demokratsanız, demokrasiye inanıyorsanız, temel hak ve hürriyetlere saygılıysanız, yaşatmak istiyorsanız, sahip çıkıyorsanız ister devlet olun, ister birey olun, siz terörün karşısında olmalısınız. Sadece karşısında değil demokrasinin içerisinde barınmasına müsaade etmemelisiniz. Şimdi bu dokunulmazlık konusunu değerlendirirken de böyle bakmak lazım. Yani çok yanlış bir değerlendirme var. Şimdi dokunulmazlık dediğimiz konu hiç böyle anayasal hukuki tabirlere girmeyelim. Nedir konu? Bir milletvekilinin kendini seçen insanların vekilliğini yapıyor milletvekilliği kendini seçen insanlar adına rahat rahat bu milletvekilliği görevini ifa etmesi için getirilmiş bir müessesedir. Yani işte olmadık suç soruşturmalarıyla, e, işte tutuklanma tehdidiyle, şunla bunla bu tehditler altında çalışmasın, işini rahat yapsın diye getirilmiş bir güvencedir esasen. Aslında getirilen güvence milletvekiline değil, millet iradesine getirilmiş bir güvencedir. Şimdi tabi e, tabii Demokratik hukuk sistemleri kurulurken kimsenin aklına gelmez ki bir olay hatırlıyorum. Kim anlattı bilmiyorum. Bir yabancı memlekette kaldırıma araba park etmiş, polis memuru dönüp duruyormuş, ceza yazacak da mevzuatta karşılığı yok çünkü kimse kaldırıma park etmiyormuş, tamam mı? Arabanın sahibi gelmiş, hayırdır demiş ya demiş ceza yazacağım size de yaptığınız yanlış ama bu yanlış hiç aklımıza gelmemiş yani. Kanunda o, yok. o kanunda yok. <laughs> şimdi demokratik hukuk sistemleri de kurulurken ya kimsenin aklına gelmemiş ki terörün demokrasinin içerisinde bir yerlerde olacağı. Kimsenin aklına gelmediğinden dokunulmazlık hani millet iradesi ve milletvekili bakımından düşünüldüğü için getirilmiştir. E şimdi ama Türkiye'deki kullanım alanının hedefi evet, tarafından şeklinde biraz farklı olduğunu tabii. Ya bakın Avrupa kendi meselesi kendiyle ilgili olunca İspanya örneğinde ne yapıyor? kınamamakla suçluyor düşünün yani ama ne, yani kimsenin aklına gelmez ki ya demokrasinin işin içinde olmayı, olmayı. Kınamamakla yani, yani dolayısıyla tabii ki mevzuatta karşılığı var onu da e, Sayın Fethi Yıldız Genel Başkan Yardımcısı e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o bugün e, Twitter'da gördüm e, çok özet bir açıklama yapmış yani hukuki dayanağı var tabii ki yani hiç düşünülmemiş bir şey değil ama gene de bu tasarım ortaya konurken bir milletvekilliğine dokunulmazlık verirken bu ihtimal zaten demokrasinin içinde olmayacağı olamayacağı için hiç düşünülmemiş. Evet. Ama şimdi önümüzdeki olaya bakıyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan bir kişi etkisiz hale getirilen bir teröristle fotoğrafları var ayrıca e, e, direkt terör kamplarının içine girmiş çıkmıştı işte futbol oynuyor, Tabii. tıp fal işte tıbbi anlamda böyle tıp, destek tıp, çıkıyor, ya. yardımcı oluyor falan. Ee, eli kanlı bir terör örgütünün üyesiyle fotoğrafları var şimdi dedik ya e, dokunulmazlık dediğiniz kavram millet iradesinin hiçbir baskı altında kalmadan yansıtılmasına hizmet eder evet. ama şimdi bakıyoruz özellikle Ceyhun Bey'in de bu anlattıklarından sonra şimdi dokunulmazlık neyi korumaya çalışıyor ne için savunuluyor bu kamplara girip o yapının hiyerarşisinde yer almış bir kişinin dokunulmazlığı hak edip hak etmediğini yani dokunulmazlıkla bu konunun terörle münasebeti sebebiyle en ufak bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla böyle bir kişi bırakın dokunulmazlık çerçevesinde konuşulmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak dahi bulunamaz. Bunu vay efendim işte Söze lafa geldi mi siyasi partiler kanunu değişmeli işte genel merkezler istediği adamı koyuyor da onu seçtiriyor diye konuşmayı biliyor özellikle sol Şimdi bunu nasıl izah ediyorsunuz? Konu buraya geldiğinde işte efendim HDP milletin oylarını almış halkın oylarıyla işte meclise girmiş bir partidir onun vekilleri de öyle diye gerekçeler türetmeye çalışıyorlar. Terörle demokrasi hiçbir zaman yan yana gelmez. Bunlar e, özellikle demokrasi, terör demokrasinin ve temel hak ve hürriyetlerin düşmanıdır. Şimdi bir de şu var biraz e, ben kısa keseceğim çünkü Ceyhun Bey detaylarıyla ortaya koydu. Bir de şu değil yani ortada ya işte bir efendim daha kadrosu var eli silahlı terör örgütü. Efendim bir tarafta da bir siyasi parti var onun bile... öyle bir öyle bir durum yok ortada. Bu bildiğiniz hem mecliste vekil sıfatını kullanıyor hem efendim dağ kadrosuna işte kamplarına gidiyor. Yani hem dağda eli silahlı bir örgüt yapısı var PKK terör örgütü var hem de mecliste milletvekili görünümlü bu örgütün hiyerarşisi içerisinde bir yapı var. Yani burada şunu demiyorum iç içe geçmiş demiyorum bakın İçiçe içe geçmek bile terörün ee, ...HDP ile olan ilişkisini ifade etmekte masum kalır. Yeterli, yani, yeterli olmaz. Yeterli olmaz. Ayrı yapıymış da bize, evet, falan filan değil. 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 Yani direkt tek bir yapıdan bahsediyoruz burada. Efendim bir çatı altında hiyerarşi içerisinde yapılanmıştır. O ayrı konu. Ama burada iç içe geçme demiyorum bakın. PKK eşittir HDP. O da eşittir terör. Ve terör var ise... E, aklı başında hiçbir demokrasi ben bunu söylüyorum. Aklı başında hiçbir demokrasi buna müsaade etmez. Terörün bu minvalde dokunulmazlık minvalinde tartışılması e, bu milletvekillerinin dokunulmazlık minvalinde tartışılması bir kere demokrasiye sürülmüş bir kara lekedir. Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler. HDP demokrasinin yüz karasıdır dediler. Hala barış, insan hakları diye ortaya çıkabiliyorlar. E, bu çalınmış karayı milletin iradesinin tezalliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çalınmış bu karanın derhal şey olmaz temizlenmesi lazım. Zira 1500'e yakın fezleke var mecliste şu anda bekliyor. İşte bu HDP'li vekilinkiyle birlikte 1501 olmuştur. Artık tam rakamı bilmiyorum. Derhal karma komisyon kurulacak. Bunların halli gereği yapılacak. Neden? Şimdi meclis toplanacak ben biraz da e, Sayın Pınar başına söz bırakmak istiyorum i̇şte bu kuki anlamda. Ya. Şimdi meclis toplanacak karma komisyon olarak kararı alacak ki yargının önü açılsın. Biz şey demiyoruz ki hadi bunları atın yakın yani keşke bizim kadar bizim yani Türk töresinde bir şey var düşmanımıza adaletten başka borcumuz yoktur diye. Sonuçta adaletin önüne çıksınlar, mahkemelerde yargılansınlar. Bunun önünü açacak iş karma komisyon toplanacak, dokunulmazlığı kaldıracak. Bir de şunu söyleyeyim, hukuki altyapısına biraz bahsedeyim. Ee, şimdi fezlekeleri tamam meclis kaldıracak ama hukuki altyapısı ne? Bugün Sayın Fethi Yıldız dediğim gibi ben bugün okudum tweet'in ta, şeyini tam bilmiyorum ama bugün atmış herhalde. Biliyorsunuz bizim 3713 sayılı bir terörle mücadele kanunumuz var. Onun bir üçüncü maddesi var. O üçüncü madde hakikaten doğrudan tanımladığı terör suçları var. Yani öyle dolaylı lafla falan filan değil. Bunun yaptığı atıfla Türk Ceza Kanunu'nun 314'e iki maddesi var. Bu ikinci maddede silahlı terör örgütüne üye olma suçudur. Ve devletin birliğini, bütünlüğünü cebri yöntemlerle bozmayı amaçlayan ve öz, örgütün hiyerarşisine dahil olan, örgütün amacını benimseyen kişi artık bu suçu işlemiştir. Yani terörle mücadele kanunumuzun doğrudan terör suçu olarak tanımladığı ve Türk Ceza Kanunumuzun da tanımladığı terör suçunu işlemiştir. Artık bu kişi ne milletvekilidir ne de dokunulmazlıktan Esas faydalanabilir. Esas mesele o, hiyerarşi içinde olmak değil tabii, mi? Tabii o yani, tabii. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın <laughs> e, gönderdiği o şeyde adı geçen örgüt hiyerarşisi içerisinde olmadan kamplara gidip barınabilmesi hı hı. sözde askeri kıyafeti giymesi ve örgüt mensuplarıyla futbol oynaması mümkün değildir diye. E, tabii. Direkti Siz zaten izah ettiniz yoksa hani yakınlarını almıyorlar. Tabii. Güvenmiyor kampa. Tabii. Kampa girebiliyorsanız demek ki merkez kadrodasınız. Yani yönetici kadrodasınız, örgüt kadrosundasınız. Bu kadar basit. Peki Sayın Pınarbaşı sizin de neler evet. söyleyeceğinizi merakla bekliyorum bu konuda. Şimdi tabii o süreç de ilerliyor. 20 Ocak'ta Güzel'in fezlekesinin görüşüleceği de netleşti. Sizce nasıl ilerleyecek bu süreç bundan sonra bu yaşananlar ışığında? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Türk milletinin iradesinin tecelligahıdır. Bunun gereğini yerine getirmelidir diye cevap verebilirim sorduğunuz soruya. Çünkü Türk mahkemeleri nasıl, nasıl Türk milleti adına karar veriyorsa... Sulh Hukuk Mahkemesi'nden Anayasa Mahkemesi'ne kadar, Türk milleti de Türk milleti adına kararlar vermelidir, kanunlar çıkarmalıdır. Artık e, Türk tarihi 100. yılında, yani 100 yılına artık 2022'deyiz, bir yıl kala diyelim, bu kararlılığı, kararlılığı göstermelidir. Sayın Genel Başkanımızın konuşmalarından ve tespitlerinden de e, bu kararlılığı ortaya koyduğu ve koyması, meclisin de bunu koyması gerektiğini talep ettiği, Bizi bir Türk milleti ve milletin bir parçası, Türk milliyetçisi ve bir ülkücü olarak bizleri sevindirmektedir. Çünkü biraz önce Sayın Ercan'ın söylediği Avrupa'nın bakış açısı bizimle hem kültürel hem siyasi anlamda iki konuda bir çelişme vardır. yani. Tam Birincisi, bu noktada bir şey sorabilir miyim? Buyurun, Tam genişlemeden. Sizce HDP İspanya'da olsa kapatılır mıydı? HDP İspanya'da olsa kurulamazdı bile. <laughs> evet. Çünkü, bir kere bizim günlerdir Türkiye kamuoyunda tartıştığımız Türk kamuoyunun tartıştığı iltisak ve irtibat hadisesi çok önemli iki temel dinamiktir Eğer siz Türk siyasetinde sadece ve sadece sabıka kaydı dediğimiz o hani tüm yargılamanın sonuçlandığı hüküm haline geldiği kesinleştiği aşamaya bakarak siyaset edilmesini ister ve siyaset etmeye çalışır. Çalışırsanız Türkiye'de siyasetin gerçekleriyle e, ne denir? Yürümesine engel olursunuz. Evet. Şimdi Türk siyaseti ve Türk devleti ve Türk milleti bir tarafıyla tarihiyle yüzleşmektedir son süreçte. Bir tarafıyla da Avrupa, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği hukukunun dayatma süreçlerine karşılık verme aşamasındadır. Yani Türk milleti, Türk devleti ve Türk siyaseti yani sıfatı Türk olan kavramlar Avrupa Birliği adı altında, Avrupa Birliği hukuk süreçleri adı altında Türkiye'ye dayatılan ki genel başkanımızın dün söylediği çok önemli bir e, hadisedir. 2002 hadisesi aslında 20 yıl sonra Türkiye'nin yeni bir kıskaca geldiği, sıkıştırılmaya çalışıldığı. İkinci bölümde detaylı bir şekilde açacağız bu konuyu. Tabii ben biraz da oraya doğru hazırlamak için programım ve kendimi oradan girmek istiyorum. Çünkü hem <laughs> olayın ne denir gazetecilik ve medya boyutunu Sayın Bozkurt çok güzel tarif etti. Evet. Ve milli ve Türk gazetecisi olduğunu bir kez daha ispat etti. Bir tarafta da hukuki süreçlerini Sayın Ercan çok iyi tarif etti. Şimdi bana kalan siyasi tarifi kaldı ve oradan bunu tarif etmeye çalışıyorum. Ya da kendimce Anlatmaya çalışıyorum. Şimdi HDP siyasi bir parti midir? Eğer bunu soracak olursak değildir. HDP terör örgütünün siyasallaşmaya çalıştığı, çalıştığı da demeyelim. Dünyada başka bir örneğinin olmadığı, terörün siyaset yapmaya çalıştığı bir siyasettir HDP. Aslında PKK terör örgütünün hiçbir de demokratik teamül ve koşula dayanmayan, çünkü bakın siyaset dediğimiz hadise bir, kendi içerisinde dinamikleri olan bir e, organizasyondur siyaset. Yani mesela Milliyetçi Hareket Partisi siyaseti nedir? Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliği davasının kendi demokratik koşulları içerisinde, kendi ülkesinde yönetime talip olduğu, hem kendi dinamiklerinden kopmayan hem de kendi demokratik süreçlerinde siyaset ettiği bir siyasal mekanizmadır. Öyle değil mi? Bizim siyaset siyaset siyasetimiz, çizgileri tabii, içinde kalarak. Kendi siyasi mecraında, ülke ocakları MHP teşkilatları MHP emek veren insanlarımızın siyaset ettiği bir yapıdır MHP. Diğer siyasi partilerde buna benzer diyelim. Aynı diyemeyiz tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçeklerini de tartışıyoruz burada. Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar demokratik süreçlerde siyaset yapmaktadır. Bunları da tartışıyoruz ama HDP bunların hepsinden ayrı hiçbir başka medeniyette karşılaşılmamış Avrupa'da böyle bir şey olabilme ihtimali de yok zaten. İşte az önce i̇şte çifte örneğin. standardın başka örnekleri. Peki diyelim ki dünyanın üzerinde Avrupa'dan başka bir medeniyette var mı böyle bir şey? Bir siyasi parti ya da bir terör örgütü siyasal parti haline gelebiliyor mu başka bir coğrafyada? Böyle bir örnek de yok. Hani PKK'ya benzer başka bir siyasi yapı gelmiş de kendi ülke sınırları içerisinde kendi diyelim <laughs> ıı, organizasyonunun olduğu bir ülkede var mı? O da yok. İşte burada Türkiye, onu söylemek istiyorum. Türkiye öyle bir 8 bilinmeyenli denklemde siyaset, devlet ve millet hayat, hayatını yürütmeye çalışıyor ki bir tarafıyla dış politikada inanılmaz bir kıskaçtasınız. Kendi jeopolitiğinin bulunduğu coğrafya sebebiyle Türkiye bütün medeniyetlerin tam ortasında. Bakın dış politikada. Diğer taraftan enerji yolları dünyanın bütün enerji e, kavşakları Türkiye üzerinde nedenir ne denir vaziyet almış. Bir tarafıyla nüfus hareketliliği dünyanın doğusuyla batısının geçiş noktasındasınız. Doğuda bütün medeniyetler hatta güneyde diyelim toprak sınırları sebebiyle gidemedikleri Avrupa'ya Türkiye üzerinden gitmeye çalışıyor. Afrika, Kuzey Afrika, bakın Afrika, Orta Afrika, Güney Afrika, Kuzey Afrika, Arap coğrafyası, Orta Asya, Öyle değil mi? Türkiye tam bir kavşak noktasında. İşte Türkiye bütün bu belirsizlikler içerisinde bir duruş göstermeye çalışırken bir diğer taraftan da kendi ülkesinde siyasi faaliyette bulunduğu iddiasıyla mecliste mecliste de milletvekilleri olan bir HDP siyaseti Türkiye'de hem terör hem Türk siyasetinde var olma çabasında, tırnak içinde, terörü var etme çabasında ve buna el veren, el uzatan bir Avrupa Amerika ve diğer coğrafyalardan el uzatma e, ne denir? çabaları ve bunlara karşı da mücadele vermeye çalışan bir kendi özelimizde Türk Milliyetçiliği Siyaseti, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, anlatabiliyor muyum, inanılmaz bir sekiz bilinmeyenli denklem, inanılmaz yani ve burada kendi var olmaya çalışan, kendini var etmeye çalışan ya da hem 100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti devletini, milletini, vatanını korumaya çalışan Türk bürokrasisi, Türk güvenlik bürokrasisi, Türk adaleti ve Türk siyaseti. İşte bu denklemi ayakta tutmaya çalışan Türk milliyetçileri. Bu tarihin bundan sonraki 100. yılında, bu yüzyılda, bu diyelim 10 yılda verilen mücadele emin olun tarihe geçecek. Yazılacak. Çünkü Türk milliyetçiliği hareketi MHP bütün bunlarda bakın öyle bir pozisyon almaya çalışıyor ve alıyor ki hem bir tarafıyla devletini tutmaya çalışıyor. Diyor ki devletim ayakta kalsın. Hem bir tarafıyla milletinin parçalanmasına engel olmak için siyasi duruş gösteriyor. Hem de dış politikaya karşı kendi hükümetini bakın Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümetini. Ben bunu çok önemsiyorum. Biz bir türlü siyasetin bak siyaset şöyle bir şey Sayın Aydın. Siyaset sandığa kadar siyaset yapar sandıkta bir sonuç çıkar ve o sonuçla Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetilmeye çalışılır. Artık sandıkta kalmıştır o hadise. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi öyle bir siyaset etmeye çalışıyor ki Sayın Genel Başkanımız bunun hakikaten çok ciddi bir örneğini veriyor. Diyor ki sandıkta Türkiye meclisini seçti. Bir yasama meclisi seçti. Sandıkta Türkiye bir hükümet seçti. Ve bunların artık sıfatı Türkiye Cumhuriyeti Meclisi Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti. Artık siyaseti bir yere bırakın diyor Sayın Genel Başkanımız. Ben öyle anlıyorum. Kendi anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Kendi camiamızın ve kendi e, ne denir? Kendi yayın organımızda. Bu çok önemli. Benim için önemli. Genel Başkanımız da biz de şunu yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz kardeşim artık sıfatlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yasaması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yargısı, öyle değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik güçleri ve Türk ordusu bu coğrafyada bir yapı ayakta tutmaya çalışırken yine 2002'deki manivelalar Türkiye'nin altına sokulmaya çalışıyor. Biz bunu gözlemliyoruz. Er, Sayın Ercan da gözlemliyor. Sayın Bozkurt da hepimiz de bunu gözlemliyoruz. Tüm bu yaşın anlarında bunun bir örneği olduğunu söylüyorsunuz. Bunun açık, apaçık örneği. İşte Sayın Genel Başkanımız burada inisiyatif alıyor, risk alıyor hep beraber. Diyoruz ki kardeşim bizim önümüzde bir süreç yeniden bize dayatılmaya başlandı, geliyor. Deniyor ki aynı Sayın Genel Başkanımızın 2002 konuşmasını çok dikkatli okumak lazım. Ana dilde eğitim, özellik vesaire gibi Avrupa'nın işte bir kere zaten orada da matematiksel olarak bir şablon hatası yapılıyor. Avrupa kendisi federal işte eyalet sistemi vesaire yönetildiği için Avrupa da bizi anlayamıyor. Şimdi kendi gerçekliğinizle tırnak içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Anadolu coğrafyasının gerçekliklerini o şablona oturtmaya çalıştığınız anda sıkıntı yaşarsınız. Biz başka bir medeniyetiz. Bizim Batı bunu asla anlamayacak. Asla mi? da anlayamaz. Neden anlayamaz onu da söyleyeyim. Ben az çok Avrupa vesaire okuduğum, gördüğüm, hukukçu olduğum ve oranın hukukunda, Orta Çağ hukukundan beri okumaya çalıştığım için şunu hep tespit ediyorum. Şimdi şöyle bakalım. Onların kendi hukuk düzenleriyle bizim medeniyet kavramlarımız birbirine oturamaz. Oturmuyor çok zaten. önemli bir tespitte buluyorsunuz. Onu da, da söyleyeyim. Onu da istedim. açayım. Yeri gelmişken. Şimdi mesela onların bizim milliyetçilik kavramımızı anlamaları mümkün değil. Çünkü onların şablonunda ve sözlüğünde Aynen. milliyetçiliğin karşısında nasyonalizm yazık. Evet. Bizi anlamaları mümkün değil. Yani kelime Biz karşılığı değil. yok. Kelime karşılığı yok. Çok doğru söylüyorum. İnsanlarında. Çünkü bizim ortaya çıktığımız... Türk milleti ve devletinin ortaya çıktığı tarihlerde onların devletleri yok. Bırakın devletlerini, milletleri yok. Sayın Aydın, Bilge Kağan'ın milleti tarif ettiği millet de millet kavramını ortaya koyduğu ey 30 Tatar 9 Oğuz Beylerim demesiyle onların baktığı millet birbirine asla şablon olarak oturamaz zaten. Ne Sayın Genel Başkanımızın devlet fikrini anlayabilirler, ne bizim milliyetçiliğimizi anlamlandırabilirler ve anlayabilirler. Çünkü bizim için Kürt halkı Türk milletinin özüdür, parçasıdır. Bu coğrafyada biz beraber Tunç'tan bir millet olmuş. Bizim artık ayrılmamız, bizim birbirimizle kavga ettirilmemiz falan bunlar mümkün değil. PKK bir taraftan çalışıyor buna. HDP bir taraftan buna manivela sokuyor. Grup konuşmasında onların eş genel başkanının konuşmasını dinledim. Hayır alamet değil. Hiç hayra alamet değil. Ben bir Türk çocuğu olarak, bir vatan evladı olarak oradaki provokasyonu anlıyorum. Yani bir taraftan PKK, HDP ve CHP içerisinde yerleşmiş unsurlar ve o millet ittifakı denen unsuru bize ve Türk milletine karşı ne denir? Konumlandırmaya çalışan merkezler diyelim. Bir tarafta Avrupa, Amerika vesaire yapılar buradaki yapıyı bizi anlamlandırabilmeleri ve bizim niye bu kadar can hıraş bu coğrafya ayakta dursun diye omuz omuza verdiğimizi anlayamazlar. Çünkü yine söylüyorum bizim miladımızla onların başlangıcı birbirine 1500-2000 sene farklı. Biz birlik üzerine tüm yapıları kurmuşuz. Türk devleti dediğimiz devletin tarih, tarihin ilk çağlarından beri geliş mantığı birlik. Bizde ayrılık diye bir şey olamaz yani. O yüzden onların federatif sistemler üzerine kurduğu devletle bizim bütüncül devletimizin aynı hukuk sisteminde de yürümesi mümkün değil. Biz bütün bunun sancılarını yaşıyoruz. Aynı coğrafyada da zaten bizi anlamaları mümkün değil. O yüzden işi yani yaymadan, dağıtmadan şunu anlatmaya çalışıyoruz. Hepimiz hep beraber. Biz bir ve beraberiz bu coğrafyada. Aynı ordunun içinde askerlik yapıyoruz. Aynı barda bayrağın altında İstiklal Marşı okuyoruz. Bizi etnik gruplara bölmeye çalışanlara karşı biz aslında refleks gösteriyoruz millet olarak. Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla büyük Türk milleti. Zaten cümlelerine şöyle başlayanlar ben de başlıyorsam hatadayım. Türk Kürt diye bir şey yok. Türk milleti var. Bütün o etnik unsurlar bu milletin bir özü parçası. Ben şunu şöyle anlamlandırıyorum. Diyorum ki Erzurum'dan doğar Fırat nehri ta Basra Körfezi'ne akar. Yolda Murat Nehri ile buluşur. Eğer Erzurum'dan doğan Fırat Nehri, Nehri Türk milleti ise yolda buluşan Murat Nehri Kürtlerdir. Yani biz artık Fırat Nehri olmuştur Murat. Birleşmişiz. Fırat Nehri'ne, Murat Nehri'ne gelene kadar Fırat'tır. Birleştiğinde de Fırat'tır. Yani sen Kürt'le Türk'ü ayırma kabiliyetini ne bir kimyasalla yapabilirsin, ne bir kültürel matematikle mümkün değil. Artık Kürt Türk ayrımı diye bir şey olamaz yani. Bu coğrafya Türk milletinin coğrafyası. Yani Kürt'ü bizden ayırmaya çalışanlar o manivela manivela'yı sokuyorlar. Bir türlü başaramıyorlar. Niye biliyor musunuz? Türk milliyetçiliği davasının müellifi Ziya Gökalp, Diyarbakırlı. Yani bu milletin çocuğu Diyarbakırlı Ziya Gökalp. Hani diyorlar ya bugün işte hangi gün yaptıysa Sancar HDP grup konuşmasını Sayın Genel Başkanımızın ismi verilmiş orada bir parka isyan ediyor. Ya arkadaş yani daha ne istiyorsun Diyarbakır'da bir parka Devlet Bahçeli ismi veriliyorsun? Bu birliğin işareti bundan niye gocunuyorsunuz? Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bundan gocunan niye İstanbul'da bir parka Ziya Gökalp ismi verince İstanbul'un insanı gocunmuyor da Devlet Bahçeli'nin ismi Diyarbakır'a verince ne zorunuza gidiyor? Bu milletin çocuklarının bir beraber olmasında nasıl bir sakınca görüyorsunuz? Anlatabildim mi? İşte özetle çok uzatıyorum. Estağfurullah. Suriye'nin Aynen ve, ve Irak'ın kuzeyine kurulmaya çalışan o terör aparat devleti var ya. Bunun karşısında duracak insanlar biziz, bizleriz. Bu milletin çocukları. Bizim aramıza bunu sokamazsın. Orası misak-ı milli coğrafyası. Bizim istiklal madalyamızda, şeref madalyamızda, misak-ı milli haritası var. Bizi nasıl ayıracaksın? Ayıramayacaklar. Yüz yıl sonra, yüz yıl önce yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar. Ama bu milletin çocukları birbirine sarılıyor. Ayrılma diye bir şey yapamayacaklar. Ama bunun da bedelini, onlar çabasını gösterecekler. Biz de karşı cephesini oluşturacağız. Onlar da biz de bu coğrafyada, onlar bölmeye çalıştıkça biz bir olacağız. Öyle bir Mekanik var bu coğrafyada ve biz bunu bir kez daha yapacağız. Ben öyle görüyorum. Bu muazzam Anadolu coğrafyasını muazzam özetlediniz. Geçmişten evet. bugüne getirerek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Kısa bir araya gitmek zorundayız. Hatırlatmamı yapayım. Sayın Bozkurt ikinci bölümde aramızda olamayacak ama haftaya tabii ki yine değerli e, yorumlarıyla bizlerle olacak. Kısa bir araya gidiyoruz bu hatırlatmayla. Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Çok kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Kırılma noktasına devam ediyoruz sevgili izleyiciler ve siyaset gündeminin en sıcak başlıklarını tartışmaya devam ediyoruz. Sayın Ercan'ın bir ek yapmak istediği konu vardı onu Şöyle, alalım evet, e, yeni bir konu başlığına telafi geçeceğiz. Şimdi. Diyelim buna Buyurun. ben e, İstanbul stüdyosunda canlı yayına ilk kez katılmanın verdiği heyecan ve e, Sayın Bozkurt'un gazetecilik başarısını e, kutlamaya çalışırken dibimdeki e, ilke ve ülke sevdalısı gazetecileri çalışan gazetecileri ihmal ettik. E, Yok onları Yani zaman. özellikle Hale. Bengi Türk TV ilke ve ülke sevdalısı çalışan gazetecilerin diyelim ocağı bizim için. O bu vesileyle Ünal Kaya Bey'in genel yayın yönetmenimizin şahsında tüm Bengi Türk'te çalışan arkadaşlarımızın gazeteciler günü ve özellikle de sizin sayın Aydın çalışan gazeteciler gününüzü geçmiş Kesinlikle. çalışan olun. gazeteciler gününüzü kutlayarak bu telafiyi yapmış oluyor. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun efendim. Tabii şimdi ilk bölümde ortaya çıkan fotoğrafı ve nasıl bir siyasi nasıl bir süreç işlenecek bundan sonra hukuki olarak onu biraz anlamaya anlamlandırmaya çalıştık. Tabii siyasete yansımaları da oldukça dikkat çekici olacak. Şu ana kadar baktığımızda Millet İttifakı'ndan bu yönde gelen bir tepki henüz göremedik. Bir sessizliğin hakim olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl okumak lazım peki? Bu fotoğrafla ilgili evet. diyorsunuz. Evet. Şimdi Millet İttifakı zaten bileşeni HDP. Şimdi kendilerine aynaya bakmak diye bir şey varsa onu yapmaları lazım. Millet İttifakı bizim nazarımızda ben iki bu bir milat olabilir mi? Şöyle diyelim milat değil bence de artık Hani e, suyun kaynama noktası gibi düşünün. Hani belli bir süre su alttan ısınır, kaynadığında da kaynamış olur. Bu kaynamadır. Artık bu bu gibi hadiseler birer ispat e, nedenden şey niteliği taşıyor. Şöyle e, anlatmaya çalıştığım şu, millet ittifakı denen, biz ona zillet ittifakı diyoruz. Temel sebebi budur işte. Yani Millet İttifakı Belediye Başkanları diyoruz. Biz bir iki program önce bunu söylemiştik evet. hatırlıyorsanız. Evet. Bundan sonra CHP Belediye Başkanı, İyi Parti İP Belediye Başkanı vesaire belediye başkanı demeyelim. HDP Belediye Başkanı demeyelim. Millet İttifakı Belediye Başkanları diyelim dedim ben. Çünkü Sayın İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu konuşmalarında, hareket tarzında gidip Diyarbakır'da sur mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki PKK unsurlarını vatanımızın nadide parçası Diyarbakır'ın Sur Mahallesi'nden sökmeye çalıştığında ve söktüğünde orada ölen, öldürülen PKK militanlarını anısına onların tırnak içinde onlar anısı diyor da bizim için hiçbir ihanet anısıdır onların yaptıkları. Onlar için yapılan e, anıtın önünde fotoğraf verdi Ekrem İmamoğlu. Öyle değil mi? Şimdi demek ki Millet İttifakı dediğimiz hadise sizin sorunuzdan hareketle hani diyorsunuz ya artık bir şeyler söylemeliler mi? Ne söyleyecekler? Yıllardır avukatlık yapıyorum. Sayın Ercan da avukat. Biz avukatlık mesleğini icra ediyoruz. Daha bir tane suçlunun çok nadirdir. Yapmış olduğu eylemi kabul ettiğini çok görmedik yani. Bir de susma hakkı. Bravo. Heh. Susma hakkını kullanır, evet. Aleyhime bir şey söyler miyim acaba? Evet, yani su, konu avukatı der ki ona, onların avukatı da onlara akıl verir çünkü. Ben kendi adıma ki Ercan'ın da yapmadığına Sayın Ercan'ın yüzde yüz eminim. Bizim gibi Türk milliyetçisi avukatlar FETÖ avukatlığı veya bu sol ne denir örgütlerin veya vesaire... Devletin aleyhine yapılanan hiçbir yapının avukatlığını yapmadığımız için... Çok bilemeyiz bunların ne halt yediğini de affedersiniz. Bunların avukatları da kendine göredir. Bunlara en verecekleri akıl susma haklarını kullanırlar. Şimdi bunların avukatı kimse? Biz biliyoruz. Sayın Ercan da biliyordur bunların avukatlarını. Bunlara susma haklarını kullanmayı tavsiye etmiş. Çünkü millet ittifakı bileşeni HDP. Yani şimdi İyi Parti hep inkar etti ipçiler. Ne dediler? Biz HDP ile ne beraber hareket eder miyiz? İşte bir enteresan konuşmalar, nutuklar atıyorlar. Sizin belediye başkanınız Ekrem İmamoğlu her tweetinde Meral Danış Beştaş mıdır? Hangisi ise çok hatırlayamıyorum ben bunların isimlerini. Onları etiketleyerek tweetler atıyorlar. Yani HDP sayesinde orada olduklarını kendileri söylüyor. Fatma Kurtulan da HDP milletvekili meclis kürsüsünde isyan etti. Dedi ki bizim sayemizde belediye başkanı olduğunuz bizi tanımıyorsunuz dedi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların aynanın karşısına geçip Türk tarihine, Türk siyasi tarihine, Türk medeniyet tarihine karşı sorumlu olduklarını söylemeleri lazım. Demeleri lazım ki ey ben kendine, ben ne yapıyorum? Ben hangi milletin çocuğuyum? Hangi milletin tarihinde nasıl bir yerde olacağım? Öyle değil mi? Şimdi hepimizin kendi çocuklarına karşı bir sorumluluğu var Sayın Aydın anamıza, babamıza, kardeşimize, atamıza, amcamıza, dayımıza her neyse karşı sorumluluğumuz olduğu gibi bir de tarihe karşı sorumluluklarımız var. Her Türk çocuğunun da böyle bir sorumluluk alanı var. Demesi lazım ki bu bileşenlerin X Y Z diye tarif ettim ben geçen bir programda kendi televizyonumuzdaki programda bunlar hakikaten kendi nereye su taşıdıklarını bir görmeleri lazım. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı yaptılar. Ne oldu Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu da? Öyle değil mi? Belediyeden 15 bin tane insan çıkarıldı. İhracı. Bunların en az 10 bin tanesi, hadi 5 bini diyelim. Ben çok söylemiş olayım, ben hata edeyim yani. 5 bin tanesi ülkücü. Öyle değil mi? Ankara'dan işten çıkarılanlar var. Bir kere ülkücülük bizim bizim vasfımız ve sıfatımız biz bundan şeref Bir duyuyoruz. Bir ek yapabilir miyim? Bu evet buyurun, buyurun şimdi hukukçuyuz. Evet. şunu da hemen söyleyeyim ya yani, insicamı da bozmak istemem ama hep ya, söyleyip zaten. duruyorlar evet. ee, efendim bankamatik memuru işte şu bu bu arkadaşlarım tamam bakın ben de Mersinliyim Mersin Belediyesi'nden çıkarılan var Adana'yı biliyorum ee, İstanbul'u anlattı evet. Sayın Pınarbaşı bu arkadaşların neredeyse 99'u açtıkları işe iade davalarını da kazandılar. Yani işe iade davası ne demek? Ben haksız işten çıkarıldım iddiasını sunarsınız. İşime iade edin beni dersiniz. İşveren sizi ya işinize iade eder yahut da edemezse tazminatınızı öder. Ödemek zorundadır. Mahkeme kararıyla bunu mecliste de öyle bir diyalog yaşandı. Yaşan bunu de, Sayın de. Muhammed Levent Bülbül dile getirdi kürsüden. Evet. Başkan vekili. Ee, CHP'li sözcü çıktı. Efendim bankamatik memuru gene klasik savunmayı yaptı. Ardından Uyandılar e, ve söylendi, İyi de bu arkadaşlar açtıkları davayı madem hukuk hukuk deyip duruyorsunuz CHP olarak, açtıkları davayı kazanıyorlar, e, o zaman hukuken haklı durumdalar yani, haksız işten çıkarıldıkları mahkeme kararıyla tescilli deyince geri adım attılar. E, i̇şte o CHP'li sözcü, e, işte şöyledir, böyledir falan filan dedi. Ben işte telefonu karıştırıyordum, hani onların öyle bahaneleri var ya, e, falan filan düzeltmeye çalıştı. E, şimdi bu arkadaşların işten çıkarılan arkadaşların efendim yok bankamatik memuru yok şöyle yok böyle falan bir durumu yok. Hukuken de tescilli bir şekilde haksız işten çıkarıldıklar ortada. Buyurun Estağ Sayın Başkanım. Yani şöyle hani Sayın Aydın'ın sorduğu sorunun Hı -hı. cevabını verme açısından Hı -hı. anlatmaya çalıştım. Millet ittifakını oluşturan bileşenlerin hem dediğimiz gibi tarihe karşı sorumlulukları var. Hem de kendi siyasi duruşlarına karşı sorumlulukları var. Bunun sonucunda benim kanaatim tarihe geçecek bir handikap yaşayacakları sabit. Buradan çıkmaları lazım yani. Bunun çıkış yolu da belli. Kendi fikri yuvalarına dönmeleri lazım. Bizim e, hani Millet İttifakı'nın içinde seslenebileceğimiz insanlar var tabii ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gitmişler var, veya onların ikna ettikleri var. Bu bir vebal. Eğer HDP Millet İttifakı Belediyeleri HDP bileşenlerine yer verebilmek için bizim insanlarımızı kapıya koyduğunu ki Sayın Ercan'ın söylediği o kadar önemli ki hukuken de kazanmışlar. Yani ben işe iade davasını kazanmışım beni işe geri almıyorsun oradaki iştiraklerinde Adana'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da HDP'lileri HDP de değil, daha ziyade PKK irtibatlı ve iltisaklıları e, besleyebilmek için. Çünkü bunlar bir kere terörün sadece bir boyutu yok Sayın Aydın. Terör sadece silahla yapılmaz. Terörün siyasi boyutu var, siyasallaşmaya çalışıyor. Terörün, terörün finansal bo boyutu var, beslenmeye çalışıyor. Terörün dış boyutları var, dış ül ülkelerle irtibatları var. Bunların aparat haline getirilmişleri var. İşte ee, Kuzey Suriye'de ve Irak'ta, Kuzey Irak'ta beslenen, silah verilen, ordu kurulmaya çalışan in, PKK militanları var. Bunların her birinin birbiriyle bağlantılı oldukları, KCK yapılanması diye bir devletleşmeye çalıştıkları, para basmaya çalıştıkları, heykeller dikmeye çalıştıkları bunların hepsi bir sabite. Yani bunlar bizim komplo teorilerimiz veya akşamdan sabaha uydurduğumuz şeyler değil. Gözümüzün önünde yaşanan yani beş gerçekler. 5 yıl önce fotoğraf makinesinde HDP'li kadın milletvekiliyle gönül ilişkisi olduğu ve beraber hareket ettikleri, oralarda buluştukları sabit olan militanlar var, terör örgütü elemanları var. Şimdi siz bütün bunlara karşı bu neyi doğurur? Siyaseti var bu PKK'nın. İşte bu siyasetin yanında konumlanmanın Türk siyasetine bir faydası olmadığı gibi Türk siyasetinin ve Türk milletinin geleceğine de hiçbir faydası yok. O yüzden Millet ittifakı dediğiniz o zilletin artık kendini görmesi lazım. Şimdi Millet İttifakı'nın içinden ayrılma durumunda ille de bunların kaybı durumunda sen nasıl bir kayıp yaşayacaksın? Ayrılmaları lazım Türkçesi. Yani bu birliğin bozulması bize bir faydası olduğu için söylemiyorum. Türk milletine, Türk devletine ve Türk siyasetine faydası var. Ayrılmaları lazım. Yani bu aparat Türkiye'yi bölme aparatıdır. Sayın Genel Başkanımızın 2002'de yaptığı konuşmanın 2022'de vücut bulmuş halidir. Eğer siz bu aparatı kendi elinizden bırakmazsanız, yani onların eleman ve maşası olmaktan kendinizi geri koymazsanız, Türkiye'yi bölmeye doğru götürdükleri bir sabit. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir politik düzleme getirdi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Bazen o kadar çok konuşuyorlar ki sözlerinin içinden biz anlıyoruz. Hukukçu olduğumuz için okuma kabiliyetimiz de var. Biraz da siyaset bildiğimiz için adam konuşmasında söylüyor. Biz mecliste çözeceğiz Kürt sorununu diyor. Bir kere sorunun adını Kürt sorunu diye koymuş. Biz bu sorunu zaten reddediyoruz. Zaten sorunun, temelde. Yani sorunun önüne Kürt kelimesini, Kürt halkını koyduğun zaman sen zaten Türkiye'de bir sorun oluşturmaya çabalıyorsun demektir. Sorunun adı terör sorunudur. Terör sorunu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güvenlik kuvvetleri, Türk yargısı, Türk adaleti ve Türk milleti Dağlarda vatan evlatları çözmek için elinden geleni değil canından geleni yapmaktadır. Evet. O yüzden ismini bir kere yanlış koyup tanımlıyor zillet ittifakı. Bu ittifakın içinde olanlar da buraya teşne ve buna ne denir güç veriyorlar tırnak içinde. Bu güç vermekten vazgeçmeleri Türk siyasi tarihinin de bir meselesidir. Yani gömleğin düğmesini yanlış iliklemeye başladıktan sonra o sorunda o çözmesi götüremeyeceğini söylüyorsunuz. Şöyle söylüyorum. Sizin örneğinizi daha net verelim. Gömleği ters iliklemiyorlar. Zaten ters ilikliyorlar da gömlek yanlış gömlek. Yani doğru gömleğin, göm düğmesini düzeltirseniz sıkıntıyı çözersiniz. Yanlış gömlek giyiyorlar. Zillet gömleğidir bu gömlek. Bu gömlek başka bir müellifin gömleğidir. Geçen bunu yine söyledik. Cumhur İttifakı protokolünü okusunlar. Belli, yol haritası belli. Felsefesi belli. Gittiği yer belli. Kaidesi belli. Kendi milli... Varlığının içinden çıkmış bir ittifak protokolü var. Öp, diğer tarafın protokol yazmaya cesareti yok. yok. Geçen televizyon programının birinde sordum. Dedim ki sizin protokolünüz ne? Cumhur İttifakı'nın protokolü belli. Sayın Genel Başkanımız altını imzalamış. Biz de canımızla imzalarız dedim. ne? cevap veremiyorlar cevap Sayın de. Aydın. Çünkü yazamazlar ki öyle bir protokol. Nasıl yazacaksın? Fatma Kurtulan isyan edecek. Ferhat Abdişahin mektubunu geri alacak. Selahattin Demirtaş şeyden cezaevinden isyan edecek. O yazılması gereken hani mümkün değil de diyelim ki milli bir millet ittifakına yakışacak diyorsun. adı millet ya güya. Millet ittifakı protokolünü yazabilmezler içinde için içinde Türk kelimesi geçecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk geçecek. Bunlarda bir kesimi büyük Kel rahatsızlığa Değil mi? Çünkü. İlahi kelimetullah geçecek. Mümkün mü bunları yazabilmeleri? Evet, o yüzden oradaki birliğin bir e, Frankenstein denir yani. Eli bir başkasının eli, kafası başkasının kafası. Bir proje, bir enteresan proje. Enteresan da demeyelim, enteresan basit kalır. Ucube projedir. O projeden de hiçbir şey çıkmaz. Millet de bunu görüyor. Ha Türk milleti biraz sessizdir. Yapacağını sandık da zaten yapacak da. O yüzden bizim durduğumuz yer Sayın Genel Başkanlığımızın da çok güzel tarif ettiği yerdir. 2002'de söylediğini bugün söylemesi Sayın Genel Başkanımız boşuna değildir. O gün Bülent Ecevit hesapta ve hedefteydi. Bugün Recep Tayyip Erdoğan diyorsa Sayın Genel Başkanımız hiç boşuna demiyordur. O yüzden buralardan bakmak Peki, lazım. o konu çok evet, önemli. Evet, geleceğiz Sayın evet, Ercan'ın ne söyleyeceğini de merak ediyorum. bu evet. konuda. Şimdi Sayın Pınarbaşı Türk milletinin e, özne olarak ve Türk siyasetinde... E, Mutlaka Türk milletinin özne olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi ve aynanın karşısına geçip Millet İttifakı'nın Türk milletinin medeniyet tarihine bir bakması gerektiğini söyledi. Bu bakışı bir türlü atamadığını görüyoruz Hı. Millet İttifakı'nın. Siz nasıl yorumladınız bu sessizliği, bu derin sessizliği? Şimdi öncelikle... Az önce e, reklam arasından önceki bölümde bir soru sormuştunuz. Ya HDP İspanya'da kurulsa kapatılır mıydı? Aslında kurulamaz. E, Sayın, Sayın Pınarbaşı'nın evet, Pınarbaşı Pınarbaşı kurulamayacağını söyledi. Deneysel olarak kurulduğunu ve bu faaliyetleri gösterdiğini varsayalım. E, i̇nanın bana ne İspanya ne Fransa ne İngiltere. Yani anglo sakso o yani denizin ötesi biraz farklı ama iki dakika ayakta duramazlar. Yani nefes alma bu, şansı nefes yok. Alma şans, Hayır HDP gibi bir yapıyı kastetmiyorum. Etnik bir çatışma başlar o ülkelerde. Bu bu kadar net. Türkiye'de yıllardır bu Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa Birliği'nin, AHİM'in çifte standardına rağmen yıllardır bu nemalanmış, kendine yer bulmuş, yok siyasi alanda işte partiler kurup faaliyet göstermeye çalışmış ve Sorun olarak da Kürt sorunu, sözde Kürt sorunu diye bir tabirle daha doğrusu etnik bir yaklaşımla siyaset yapmaya çalışmış bir yapı olmasına rağmen bugün görüyoruz Türkiye'de herhangi bir etnik çatışma, etnik de aslında batı kökenli bir tabir ama evet. etnik çatışma yok. Bunun sebebi bir kere tabir işte az önce dedik ya milliyetçiliğin batı lisanlarında kelime karşılığı yoktur. Bir de herhalde gönül kelimesinin yok bildiğim evet. kadarıyla öyle bir şey var. Tabii ki yani bir dilde ihtiyacınız olan kelimeyi türetirsiniz. Yoksa öyle bir kelime toplumsal türet. karşılığı yoksa yoksa o türemez o kelime o dilde. Dolayısıyla şimdi aynı şey bu etnik meselesinde, etnik konuda da evet işte aydınlanma çağında sosyologlar oturmuşlar etni, etnik diye bir tabir atmışlar ortaya. Bu işte bilimsel kalıplar çerçevesinde işte Ülke iç, devletlerin sınırları içerisinde yaşayanla şeyleri inceleyip etnik ayrı şeye bölmüşler. Tamam bu da bilimsel neden sonuç ilişkisi içerisinde bir bilimsel çalışma ama bu çalışma bu topraklarda tutmaz. Çünkü biz öyle etnik bilmem ne gibi tabirlerle birbirimizden ayıramazsınız. Bu bir tanım meselesi, bilimsel tanım meselesinin de ötesinde bir kavram. Bir tarih şuuru, bir birlikte yaşama iradesi, ve bir kültür meselesi, barışık bir Anadolu kültüründen bahsediyoruz. Dolayısıyla e, hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin parti kapatmadaki yaklaşımındaki zihinsel arka planla Türkiye'de bunun tutmamasının sebebi de bu. Hani biz şeyi yadırgıyoruz, terörle mesafe koymak ne demek? Madem demokrasi varsa, e, barış varsa biz bu kültürden geliyoruz zaten. Dolayısıyla terör burada olmaz diyoruz. Ama Avrupa bunu böyle ele alabiliyor anlatabiliyor muyum yani mesafe koymak kınamamak bu bu açıdan da bakabiliyor Dolayısıyla e, yıllardır deniyorlar değişik isim ad altında e, ama benzer birazdan konuşacağız galiba benzer e, plan ve projelerle bu kültür içerisinde bunların o batı biliminin getirdiği tanımlamalarla etnik tanımlamalarla bir yere varabilmeleri mümkün değil. Bunu en güzel anlatan, en veciz anlatan en son hukuki belgelerden bir tanesi de Cumhur İttifakı protokoldür. Buna da katılıyorum. Evet. Şimdi gelelim muhalefet niye sessiz? Aslında Sayın Pınarbaşı güzel ifade etti, çerçeveledi ama ben e, muhalefet daha doğrusu Zillet İttifakı'nın e, partilerinin sözcülerinin e, sözlerine baktım olay üzerine. Hani dedik ya toplumda bir şeyi anlatırsınız anlatırsınız tam karşılık bulmaz ama bir fotoğraf çıkar ortaya durum değişir. Toplum ha der bak ya falan der yani farklı yansımalar olur. Şu an öyle bir zaman yaşıyoruz. Aslında yeni bir şey değil bu. Ama olay oldu sordu gazeteci CHP'li Faik Öztra. Cevap terörist ile fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör terörist bizim kırmızı çizgimizdir. Bakın. Tabi devamında konuyu Cumhurbaşkanla çözüm sürecine bağlıyor ama o önemli değil o siyasi şey çekiyor diskus diyorlar onu çekiyor. Evet. CHP Lengin Altaya soruyorlar hiçbir siyasi partinin terör örgütüyle bağını asla doğru bulmayız. Bakın cevabın içinde ne HDP var iki cevabın içinde de CHP'nin ne PKK var efendim terli terli su içmemeliyiz tarzı yaklaşımlar. Sanki bir de ilke ortaya koyuyorlar. Ya hele Engin Altay diyor ki hiçbir siyasi partinin terör örgütüyle bağlı asla doğru bulmayız. Ya bir de doğru bulun isterseniz. Yani ne demek? Bunu söylemeniz bile hani ilkesel bir duruşu ortaya falan koymuyor. koymuyor Yani böyle bir durum söz konusu. E şimdi Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında da dedi. Geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz üç tane aslanımızı şehit verdik. PKK'nın tuzakladığı bomba yüzünden Suriye'nin sınır bölgesinde. Akça, Hatta o onlardan bir tanesi bizim ben Mersinliyim. MP e, MHP Gülnar eski ilçe başkanımız var. E, Nebi Bey, Nebi Ulupınar onun oğluydu Ertuğrul'umuz. Ertuğrul Ulupınar. Ulu ben hem Ertuğrul'umuzu yani çok canımız yandı. E, babasının o cenazedeki konuşması e, yüreklerimizi dağladı. E, ben hem bu üç aslanımıza hem de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum bu vesileyle. İşte herkes taziyelerini, duygularını paylaştı. Sayın Genel Başkanımız da grup konuşmasında dedi ki çok vahim bir durum bakın işaret etmek istiyorum. E, bu kapsamda CHP Genel Başkanı sanki sanayide e, bir sanayi tipi tüp patlamış da bazı can kayıpları meydana gelmiş gibi ne PKK'yı ne YPG'yi ne efendim terörü e, ağzına diline almadan sanki sanayi tüpü patladı da can kayıpları meydana gelmiş gibi bir taziye mesajı yayınladı. Şey daha beter İyi Parti İP Genel Başkanı o da aynı şekilde. Böyle patlayan ne bomba mani Sayın Genel Başkanımız da grup konuşmasında bunu söylüyor zaten. E, te, ya e, deyin ki terörü lanetleyin. Terör örgütünün adını söyleyin, PKK ilan diyebiliyor musunuz? Tabii ki diyemiyorsunuz. Şimdi ee, dahası var yine o grup konuşmasında ya diyor geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı terör konusunda bize gelindi de biz mi diyor kabul etmedik? Ya Allah'tan korkun ya da bir buçuk ay mı oldu? Terörle terörü kaynağında kurutmak için teskere konusunu konuştuk programda yani. işte. Cumhuriyete ihanettir argümanıyla bir de hayır. Ve tam da 12 sene senedir şey, evet oyu verdiğiniz bir teskereye tam PKK-HDP bunalmışken evet oyu verdiğiniz bir teskereye tam PKK-HDP bunalmışken hayır oyu verdiniz ya. Bir de bunu Cumhuriyete ihanet argümanıyla yaptınız. Ya Allah'tan korkun ya. Yani bir buçuk ay önce diyorsun ki bir de çıkmış geçen hafta Terörle bize geldiler de biz ne zaman hayır dedik? E dediniz işte. Yani bu kanıtı. Dolayısıyla yani bu e, aklımızla dalga geçmek gibi bir şey milletin aklıyla. Yani bunu millet yutmaz, yemez. Efendim ekonomik e, sebeplere çokça bağlıyorlar bu ara. Tutunacakları dal o e, şey. E, ya yani Onun da ekonomi <laughs> dalgalanarak büyür. Bunu herkes hemen hemen ittifakla söylüyor. Hani bu programın da konusu değil. O konuya çok girmeyeceğim. Şimdi tabii neden sessizler? İşte dillerine PKK'yı dolayıp, dillerine HDP'yi dolayıp taziye yayın mesajı yayınlayacak. efendim kınıyacak mesajlardan daha öncelikli bazı başlıkları var, gündemleri var. Bakın şeyi unutmayın. Hatta öyle güzel koymuşlar ki sosyal medyada gördüm. Aynı masa Amerika Büyükelçiliği ile görüşmeler böyle. Aynı masa aynı kişiler. Karşılarında değişenler kim? CHP'nin genel başkanı, İP'in genel başkanı. Sık sık görüşüyorlar bir de. Şimdi daha önemli bir öncelikleri var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın daha başkan adaylığına başlarken propaganda konuşması olarak Türkiye'de işte iktidarı seçimden devireceğiz. Seçimden bir yıl önce yapmış olduk. Evet, Konuşmayı konuşma. Evet ortada öyle bir konuşma var. Böyle bir süreç var. Tüm bunları alt alta koyduklar koyduğumuzda bu ülkede terörü PKK'yı HDP'yi kınayamazlar. Kınamaktan önce çünkü bazı öncelikleri var. Ney? İktidarı devirmek. Yani Cumhur İttifakını devirmek. Dolayısıyla çok şaşırmadık. Bu böyle devam ettikçe de bilmedikleri bir şey var. Ağa sarılıyorlar. Sürekli o ağın içinde develeniyorlar. Sarılıyorlar. Her sarıldıklarında da daha geçen hafta söyledikleriyle daha geçen ay söyledikleriyle e, çelişir duruma düşüyorlar. Sıkıştıkları zaman da işte geçmişte şu şununlaydı, şu şunu yaptı. Şimdi e sen şimdiye bak bakalım. Şimdi kim kiminle yol yürüyor. Kim kiminle kol kola. Sen bunlara bir bak bakalım. Bunlarla açık toplumun önünde seçimi geçmişe doğru giderek yapmayacağız. Geleceğe doğru giderek yapacağız. Dolayısıyla ya PKK'yı lanetlemekten öncelikli durumları var bu kişilerin. Ee, ve biliyorlar ki sayın Pınar başta dedi ya ittifakın bileşeni HDP diye. Şimdi FM HDP yönetimi çıkmış şey diyor, biz gelecek seçime ittifaksız gideceğiz falan filan. Yani bunu demek zorundalar zaten. Kendilerince gizli tuttukları ortakları ki artık gizliliği kalmadı. Nasıl geçer seçimde o ittifakın bileşeni olmak zorunda ise? önümüzdeki seçimlerde de bu ittifakın bileşeni olmak zorunda. Dolayısıyla bu mecburiyet karşısında bu partilerin öyle çok e, mesafe alma şansları yok. Ama dün söylediklerini bugün yalanlayacak beyanlarda bulunma e, sarmalının içerisine girmiş durumdalar. Bu konuda şöyle gönül ister ki terörü dışlayalım, hiç sokmayalım ülkemize, bitirelim, başını ezelim. Siyasette hiç mevzu bahis olmasın gönül bunu ister. Sayın Genel Başkanımız da grup konuşmalarında aslında Kılıçdaroğlu'nu davet ediyor. da, doğruya da davet ediyor. Bak buraya gel. Bak milli ol. Ankara'dan bak. Sayın Pınarbaşı ha. sürekli bunun altını çiziyor. Ya bunu oluyor. sürekli yapıyoruz aslında. Hani ha. diyorlar herkese terörist diyorsunuz. Yok işte terörist diyoruz. Bak fotoğraf ortaya çıkınca gerçek daha canlı ortaya çıkıyor. Biz herkese terörist falan demiyoruz. Teröristle işi olmaz demokrasinin diyoruz. Millet iradesinin diyoruz. Evet. Lekeler diyoruz. Şimdi dolayısıyla davet de ediyoruz esasen. Gönül ister ki yoldan yanlıştan dönsünler. Bu ülke için elbette daha hayırlı olur. Daha geniş katılımlı terörü dışladığımız. Özellikle dış politikada ve ülkemizin atacağı milli politikalarda hamlelerde yapacağı hamlelerde muhalefet de yani muhalefet de demeyelim de çok geniş katılımlı bir siyasi hem fikir bir uzlaşma ortamı olsun. Ama tabi e, tabii öncelik şu Biden'ın talimatıyla mı diyelim ya da işte şeyle açıklamasıyla başlayan bir süreç her nasıl olursa olsun ister sokak hareketiyle ister onunla ister bununla hemen seçim, derhal seçim, erken seçim söylemleriyle ülkeyi e, bir seçime e, götürmek ve iktidarı elde etmek. Bu noktada hatırlayınız e, 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı daha henüz kendisine hükümet kurma görevi verilmemişken çıktı ne dedi? E, tamam dedi Milliyetçi Hareket Partisi ile kuralım ama tabi sandalye yetmiyor. HDP desteği lazım dışarıdan. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey başbakan olsun dedi. Bakın Devlet Bey o zaman bu teklifi hiç değerlendirmeden reddetti. HDP'nin desteğiyle şey mi olunur? Hükümet mi olunur? Yani bu bırakın siyasi programınızı inkar etmeyi. Az önce baş bu Pınarbaşı Bey'le birlikte ifade ettiğimiz o Anadolu'nun o barışık kültürüne ihanet etmek olur. Kendini inkar etmek olur. Evet. Yaşadığın coğrafya. Dolayısıyla bu sarmal günden güne zillet ittifakının başını ağrıtacak. Peki. Bu ekonomik bir... söylemle şunla bununla da örtemez. Projeksiyon çizmiş oluruz. şimdi. Evet. E, siyaset gündeminin çok e, konuştuğu bir açıklama e, Sayın Bahçeli'den geldi. Grup toplantısında yaptığı bir izleyicilerimize hatırlatayım. Geçmişte şahit olduğu e, bir yaşanmışlıkla bugüne ilişkilendirdi. Sayın Bahçeli ve şu ifadeleri kullandı. 4 Temmuz 2002'de 57. koalisyon hükümetini oluşturan partilerin genel başkanları olarak Türkiye ekonomisine yaşanan sorunlarla ilgili Başbakanlık Konutu'nda bir toplantı yapmıştık. Ee, ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş de katılmıştı ve bakanlık görevini DSP kontenjanından üstlenmiş bu kiralık batı komiseri o günkü toplantıda defalarca siyasi belirsizlikten bahsetmiş ve yeni bir siyasi senaryoya ihtiyaç duyulduğunu sürekli vurgulamıştı. Şöyle devam ediyor Sayın Bahçeli. Ee, gerçekten de Kemal Derviş'in yetiştirmeleri CHP'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde köşe başlarını tutmuştur. Yeni siyasi senaryoya ihtiyaç var diyenler bugünlerde çoğalmıştır. Dün hedef Bülent Ecevit'ti, bugün de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. ifadelerini kullanıyor ve kurgu aynıdır, kumpas aynıdır diye de devam ediyor. Demokrasi dışı arayışlar yeniden hız mı kazandı? Sayın Bahçeli neden e, bizleri 20 yıl öncesine götürdü? Şöyle söyleyelim, Sayın Genel Başkanımızın söylediği hadiseye hem o güne gidip hem de bugüne gelip bakmak lazım. O Genç gün... kuşakları bir hatırlatalım mı efendim? Şöyleye, o dönem tabii ki. Inşallah. Şimdi 2002 yılında Türkiye'de içinde MHP'nin de olduğu bir hükümet vardı. Sayın Genel Başkanımız Başbakan Yardımcısı'ydı. Türkiye'nin hem finansal, yani bankacılık yasaları itibariyle hem de e, terörle mücadele konularında Türkiye'nin hem dış politikası hem de iç dinamiklerinin bir devlet aygıtı mantığıyla toparlandığı gelecek gelecek yüzyıla yani 2000 yılından itibaren yeni bir duruşa ve bakışa kavuşmaya çalıştığı bir dönemdi. Ve o zaman terör dediğim sadece mesela PKK terörü vesaire bunlar son bulmuştu. Türkiye'de kimse ne vatan evlatları şehit düşüyordu ne de Türkiye Cumhuriyeti devleti Terörle böyle bugünkü gibi veya bugüne gelen o 2000'den 2022'ye gelen süreçteki gibi mücadele etmek zorunda kalıyordu. İşte bu o zaman bir denge kurmaya çalıştı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Derviş üzerinden söylediği o komiser. Batı komiseri. Batı komiseri Türkiye'de bir e, ana dilde eğitim vesaire gibi başlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Süreçlerinin o günde yaşandığı, bir yandan da idam tartışması, bir, devam ediyor. bir yandan idam tartışmasının yapıldığı bir sürece girdi Türkiye ve e, Türkiye'de başka bir hal oluşturulmaya çalışıldı ve Sayın Genel başkanımız tabii ki itirazını yaptı, seçimi söyledi, açık basın açıklamasında net söylüyor zaten ve bugüne geldik diyelim o süreci e, gördükten sonra şimdi Kazakistan'da başlayan hadise. E, Arap Baharı denen bahar dedikleri aslında ama tüm Arap coğrafyasının gördük hep beraber ne hale getirildiğini. Evet. Milyonlarca evet. insan can verdi. Bedenleri Milyar bari Avrupa'ya düşsün diye Ege'de çok can çok verdi oldu. çocuklar. Evet. Ciddi bir travma, dünyanın bir travması bu. Hala da sürüyor. Evet. Ve Amerika'dan e, Emre uslu denen o FETÖ'cü eleman Türk Baharı başladı dedi Kazakistan'daki hadisede. Ve Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tepkisi işte sokağa çıkmayı düşünenler vesaire diye başlayan tepkisine Cumhuriyet Halk Partisi, İYİP ve diğerleri televizyon kanallarında cevaplar vermeye başladılar. Kim sokağa çıkıyor vesaire gibi ama öyle bir hadise var ki Gezi Park hadisesinde bir siyasi parti sokağa çıkmadı Sayın Aydın sadece. Millet adı altında sokağa dökülenlerin oluşturmaya çalıştığı ve... İşte e, renkli devrimler diye başlayan o turuncu, ıı, turuncu devrim, Rusya'nın güneyinde oluşturulmaya çalışan o hadiseler hatırlıyorsunuz. Gürcistan, Ukrayna vesaire hadiseleri bir planlı operasyon, operasyon olduğunun net göstergesi. Hem Sayın Kazatistan, Bahçeli Kazakistan'daki olaylarda tabii. FETÖ anında mutlaka araştırılması gerektiği yönde Bu Muhakkak vardır. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Genel Başkanımız 2002 ve 2022'yi ve... Bugünkü yaşanan hadiseleri söyleyerek Türk milletine şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2015'te 7 Haziran'dan sonra başlayan Cumhur İttifakı protokolüyle ete kemiğe bürünen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk siyasetine parlamenter sistem dönemlerinde yapılan o işte ittifak koalisyonların parçalarının geri çekilerek bozulduğu o hükümet yapıları, o hükümet Mimarisinin bozulduğu dönemlerin yaşanmasın diye Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildiğini söylüyor. Ben öyle anlıyorum. Evet. Diyor ki biz neden Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtik? Bir Türkiye'ye bir siyasi operasyonların öyle akşamdan sabaha yapılamaması için geçtik. Bir, iki Cumhur İttifakı protokolü ve 2015'ten başlayan süreçlerle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik, siyasi ve ekonomik politikalarını düzenlemeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk İslam medeniyetini yeniden bu coğrafyada ayağa kaldırmaya çalışıyor fakat bundan rahatsız olanlar bunu bozmaya çalışıyorlar Tıpkı o gün Kemal derviş'in yapmaya çalıştığı ve bir manada yapmak için elinden geleni yaptığı dönemi görün ve bizim ne yapmaya çalıştığımızı görün demek istiyor kime söylüyor bunu hepimize söylüyor Türk, Türk milletine söylüyor evet. o yüzden Arap coğrafyasında başlatılan o domino taşı gibi devrilen devletlerin, siyasi adamların, bir gün önce demokrasi çığlığı atan vatandaşların bir gün önce yaşayacak, içecek, su yiyecek, ekmek bulamadığı coğrafyaları çok iyi görmek lazım. O yüzden sorumlu Türk siyaseti, ben buna milli siyaset diyorum. Cumhur İttifakı adı altında ki bu ad önemli bir ad, burada var olmaya çalışıyor. İşte bu varoluşun temel sebebinin ne olduğunu iyi anlarsak, temel sebebi Türk Devletleri Teşkilatı'yla da oluşturmaya çalıştığı bu coğrafyadaki Türk adlı devletlerin yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını görmek lazım. Bakın bu ayağa kalkmaya diyelim herkes tepki vermeye başladı. Kesinlikle. Tek boyutuyla ne batı ne doğu ne kuzey ne güney hepsi birden bu ayağa kalkışın bu direnç gösterme hareketlerine karşı sallanmaya başladılar. Tepkiler vermeye başladılar. Türkiye'ye de tepki veriyorlar. Türkiye'de bunun tepkilerini yaşıyoruz biz hep beraber. İşte burada bizim yapmamıza, ge yapmamız gereken milli siyasetin ki yapmasını gerekeni yapıyor Sayın Genel Başkanımız. Tıpkı Sayın Başbuğumuzun kendi siyasi döneminde yapmaya çalış çalıştığı gibi devletini ve milletini öncülüğü. Yani Sayın Genel Başkanımız da Sayın Başbuğumuz gibi, Sayın Başbuğ Alparslan Türkeş gibi kendi devletini ve milletini ayakta tutmaya çalışıyor. Zaten bunu da formülüze etmiş durumda. Ne diyor? Önce ülkem ve milletin, sonra partim ve ben diyerek bunu e, siyasi manada tarif ediyor. İşte hep beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer Türk siyasetinin ki Sayın Genel Başkanımız 100. yılın yılında 100 maddelik anayasa ile e, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini de bir kurumsal ve e, ciddi bir devlet bütünlüğü içerisinde tarif etmeye çalışıyor. Onu çok iyi okumak lazım. Sanki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve bileşenleri, bu millet ittifakı denen zillet bileşenleri, her şeyi kendileri okuyor, her bir gerçeği de kendileri tespit ediyor gibi konuşuyorlar ya, hem siyasi hem hukuki hem e, güvenlik manasında, Sayın Genel Başkanımızın söylediğini okumuyorlar. Yaptığını anlamıyorlar bu yüzüncü yılda yüz maddelik anayasayı iyi okusalar, Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ve Türk başkanlık sisteminin nasıl kurumsallaştırılması gerektiğini de Sayın Genel Başkanımız ve MHP siyaseti ortaya koyuyor. Bunları iyi okumak lazım. Eğer bunları okumaz da böyle işte algı operasyonlarıyla, işte Cumhur İttifakı'nı sadece bir siyasi birliktelik gibi görürlerse, anlamlandıramazlar. Anlayamazlar yani. Çünkü Cumhur İttifakı Sadece bir siyasi ittifak değil Sayın Aydın. Cumhur İttifakı hem devletini ayakta tutmaya çalışan hem içinde bulunduğu jeopolitikte e, Türk-İslam Medeniyeti devlet anlayışını biraz önce tarif ettiğimiz o bin yıllık, binlerce yıllık devlet geleneğini evet. kurumsallaştırmaya çalışan bir ittifakı görürler. Ama bunu görmek istemiyorlar. Tabii ki arıza verdiği yerler olabilir. Ama bunun da çözücüsü, çözümleyicisi bunu e, ne denir hukuki ve siyasi manada e, bütünleyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi siyasetidir. Bunu iyi okumak lazım. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin kurumsallaştırmaya çalıştığı Cumhur İttifakı'nı anlamayanlar aslında o aparatı ellerine almış oluyorlar. Çünkü dünün parlamenter sistemi Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle sorununun çözülmeye çalışıldığı parlamenter sistem, Türkiye'nin aslında handikapıydı. Biz bunu biliyoruz. Sayın Ercan da bilir, ben de bilirim, Türk milliyetçileri de bunu bilir. Türk siyasetini bizim baktığımız gözde, Türk milliyetçiliği perspektifinden okuyanlar da bilir. Akşamdan sabaha birleştirilmiş koalisyonların bozulduğu, parlamentonun seçim istediği, güven oyu tehdidiyle hükümetlerin alaşağı edildiği, milletvekili, milletvekili güneş gibi. otel operasyonları denir operasyonlara, onlarla milletvekillerinin bir şekilde kendi yapılarından koparıldığı dönemler yaşadı Türkiye. Velhasıl Türkiye bu dönemlere rağmen ayakta durmaya çalışan bir yönetim sergiliyor şu, şu anda. Evet. Biz baktığımızda şeyi görmüyoruz. Yani Türk milliyetçileri, milliyetçi siyaseti yapmaya çalışan ya da okumaya çalışan bizler baktığımızda partilerin mücadelesine falan bakmayız. Biz devletin ve milletin ayakta kalmasına bakarız. Biz var olmaya çalışan Türkiye devletini etkilenmeye, geceden sabaha yıkılmaya çalışan, bozulmaya çalışan düzeni okuruz. O yüzden hem Kazakistan örneği hem geçmişte yaşadığımız örneklerden bize ders çıkarmayı öğretmiştir. Evet. O derste bugün milli siyaset yapmaya çalışan Sayın Genel Başkanımızın ve MHP'nin siyasetidir. Buralardan bakmak lazım. Hani sizin sorduğunuz sorunun ben bugün öyle anlıyorum Sayın Genel Başkanımızı. Kaldı ki biz sadece bugün anlamadık. Anlamıyoruz. Hep beraber Milliyetçi Ülkücü Camii'ye Sayın Genel Başkanımızın sözünden ne demek istediğini anlamlamaya, anlamlandırmaya ve anlamaya çalışırız. 2015-7 Haziran'da Sayın Genel Başkanımızın söylediğini iyi okurlarsa, Sayın mülküdaşlarım ve bizi seyredenler. 2002'de 4 Temmuz'da, 4 Temmuz da çok önemli bir gündür. Önemliden kastım başka, anlamak isteyenler anlar. 4 Temmuz'un ne olduğunu, 4 Temmuz'da Türkiye'ye o çuval operasyonlarını falan da iyi okurlarsa anlarlar. 2002, 4 Temmuz'da Sayın Genel Başkanımızın konuşması. 7 Haziran 2015'te Sayın Genel Başkanımızın konuşması. 11 Ekim 2016'da Sayın Genel Başkanımızın grup konuşması ve en son yapmış olduğu konuşmayı dördünü dinlerseniz hepsini dinlemek lazım da bu dördünü iyi okuyan ve dinleyen Türk milliyetçiliği siyasetinin ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlar. Bizim korumak ve kollamak, tutmakla görevli olduğumuz bir devletimiz ve milletimiz var ve bir siyasetimiz var. Türk tarihine karşı sorumlu bir siyasetimiz var. O yüzden biz bu duruştayız, bu tavırdayız. Milliyetçi Hareket Partisi o yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çı çıktığında Anadolu'da bulmaya çalıştığı Türk çocukları var ya, işte o çocuklar, o evlatlar, o vatan evlatları Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutmaya çalıştığı siyaset, tuttuğu siyaset, durduğu taraf. Biz milli, bağımsız, hiç kimseye rağm olmamış bir Türkiye Cumhuriyeti Devlet istiyoruz. Biz hiç kimseye ezilmeyen, kendi coğrafyasında hür, bağımsız, bir millet istediğimiz için Milliyetçi Hareket Partisinden tarafta duruyoruz. Yoksa siyasi bir gayesi olan insanların bu partide, bu siyasette zaten bir işi yok. Sayın Genel Başkanımızın duruşu da bizim örneğimiz. Rahmetli Başbuğumuzun duruşu da bakarlarsa bugün hani Genel Başkanımızı ve MHP siyasetini suçluyorlar ya işte Cumhur İttifakı ne yapmaya çalışıyor? Rahmetli Başbuğumuzun Başbuğumuzun 1991'de, 92'de yapmaya çalıştığına da bakarlarsa anlarlar. Peki. O yüzden çok uzun mesele bu mesele. Ne anlatmakla biter, ne yazmakla biter. Hı. Çünkü yaşanmış meselelerdir. Sen yine başkanımızın durduğu yeri anlamak lazım diye Peki. düşünüyorum. Peki. Evet. 20 yıl önceye giderek önemli evet. bir projeksiyon tuttu Sayın Bahçeli. O oyunlar hep aynı dedi. Evet. Lafı uzatmadan hemen size Şöyle, sözü bırakayım. Çünkü son dakikalara şimdi, Evet Söyleyecek Şimdi 20 yıl önce yaşanan bu olayda Sayın Genel Başkanımızın grup konuşmasında ifade ettiği bir husus var. Şimdi o zamanın bu koalisyon ortağı genel başkanları bir araya geldik. İşte bu bakanlık görevini DSP kontenjanından üstlenmiş kiralık batı komiseri yani Kemal Derviş'i kastediyor Evet Sayın Genel Başkanımız. O günkü toplantıda defalarca siyasi belirsizlikten bahsetmiş, yeni bir siyasi senaryoya ihtiyaç olduğunu söylemiş. Aslında bu batı mevzu bahis olduğunda özellikle ekonomik konularda siyasi belirsizlik dediğimiz kavram hep ilk sıradadır. Şimdi ben zaten Sayın Pınarbaşı etraflı bir şey çizdi, bir projeksiyon tuttu hem geçmişten hem bugüne. Şimdi ben şöyle ifade edeyim izleyicilerin anlaması için. Bu bir siyasi belirsizlik masalı uydurulur. Bu masalı anlatacak ülke içerisinde işbirlikçiler bulunur. Bu işbirlikçilere "Efendim bu siyasi belirsizlik giderildiğinde size iktidar sözü veriyorum." denilir. Ve ee, tabii tek şartla kendi ekonomik güdümünden çıkmamak, kendi siyasi güdümünden çıkmamak. Şu, Şu plan... andaki faiz tartışmalarını falan herhalde buna bağlamamız oldukça kolay. Evet kolay. Bu masalı anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın o kadar çok anlatırsın ki bir süre sonra buna inanan bu masala inanan bazı kişiler, kitleler bulursun. Plan budur. Bu kitleler belli bir olgunluğa eriştikten sonra harekete geçirirsin ve o ülkenin hükümetini devirirsin. Şimdi izleyicilerimizden özür dileyerek bu masalı şematik olarak burada çizdik. Yani daha <laughs> profesyonel bir şeyle anlatmak isterdim ama şema çok basit bir sarmal. Siyasi belirsizlik söylemiyle ortaya çıkılır. Yani erken seçim, hemen seçim, derhal seçim ülke yönetilemiyor. Şimdi ekonomik sıkıntılarla ilgili taleplerle başlayan bir halk kalkışması, ayaklanması talebi olur. Bu sarmal şöyle gider, hükümeti devirir. Tabi bu çok klasik bir şablon olmayabilir. Farklı usuller hükümetin devrilmesinde kullanılabilir. Ama şuradaki bu talep, halk talep yani ekonomik özellikle ekonomi başlıklı taleplerle halk bir ayaklandırma kıvamına getirildiğinde işte Kazakistan'daki örnek bakın ekonomik sebeplerle güya başladı. LPG'ye yapılan zamla zam geri alındı. Hükümet istifa etti ama durmak bilmedi ayaklanmalar. Bu belli bir olgunluğa gelince hükümetin devrilmesiyle sonuçlanır. Peki bu tekrar neye yol açar? Tekrar siyasi belirsizliğe yol açar. Şimdi masala geri dönelim. Masal güzel güzel başlamıştı değil mi? Siyasi belirsizlik vardı. Anlattık anlattık ülke yönetilemiyordu. Bazı kitleleri inandırdık bu masala o kadar çok anlattık. Mutlu sonla biteceğini zannediyorduk bu masalı. Ama öyle olmuyor işte. Sarmal bu demokrasilerde hükümetler seçimle gelir seçimle gider. Eğer bu sarmalı tercih ederseniz 10 yılda bir IMF'den borç alırsınız. Ee, o borcu ödeyim derken bir 10 yıl daha geçer yine borç alırsınız. Bu sarmalla döner durursunuz ve her defasında masalın sonu mutlu sonuna bitmez siyasi belirsizlikle biter. Şimdi bir, bir vakit de çok yok. Ben bunu izleyicilerimiz anla. Yakınıza. Evet, izleyicilerimiz anlaması için böyle şematize ettim. Sayın Genel Başkanımızın özellikle bize geçmişten örnek vermesi bir uyarıyı içeriyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde şunu çok gözlemliyoruz <laughs> e, e, ve ulus devletleri tehlikeye atan bir gelişme bu. E, halkla hükümetlerinin arasını açma girişimleri. Ya artık o kadar çok argüman girdi ki hayatımıza işte kripto paralar yok metaverse'ler bilmem neler e, metaverse denen hani belki bilmeyen izleyicilerimiz olur sanal bir evren işte toplantıları o sanal evrenden yapacağız. Hani bu programı bile o metaverseteki meta humanlarımız yani sanal görüntülerimiz yapacak e, Bill Gates gibi kişiler bunu iddia ediyorlar yakın bir gelecekte şimdi bu ne bu argümanlar hükümeti bypass eden yani. E, Halkların, milletlerin kendi devletini ve hükümetini bypass eden, hükümetin kontrolü dışındaki argümanlar. Böyle bir eğilime doğru gittiğimizi görüyoruz. Yani bugün Kazakistan'da başladı. Tabii ki programda vakit olsa bunu ayrı ayrı başlıklar altında değerlendiririz. Buna seyirci elbette kalmayacağız bu süreçte. E, Sayın Pınarbaş dedi ya Türk milliyetçileri gelecek seçime kadar bir tasavvurun e, e, ürünü olan bir hareketin mensupları falan değil. Biz geçmişten aldığımız hatta kadim bir gelenekle, kadim bir kültürle yine kadim olabilecek e, derecede ileriye doğru, ileri yıllara doğru e, vizyonlarla mükellefiz. Bunları düşünmekle ha bu bir kişinin başarısıyla olmaz. Bu böyle damla damla, bu fikriyatları, bu düşünceleri damla damla milli bir şuur çerçevesinde tutabilirsek e, bu e, kadim özelliği kazanır zaten. Dolayısıyla. Ee, geçmişte işte da, geçen programda da söyledim 50-58 arasına bakın dedi e, Sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandasına aynısı hemen seçim siyasi iktir, iktir, şey, e, istikrarsızlık e, derhal seçim ardından hemen öğrenci olayları halk olayları yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gene tarihinde birçok var tekrar ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş seçmenleri kastetmiyorum yöneten kişileri kastediyorum. İşgal altında zaten. Evet, şey işgal, altında. işgal altında. Rahat. Aynen öyle. Bunu söylememiz lazım. Yani. Evet. evet. Ee, orduyu kaç kere göreve çağırdılar daha yakın geçmişte televizyonlarında televizyonlarda konuşurken kağıttan kaplanlar dediler ordu için. Bunu diyen adam hukuk profesörüydü evet, aynı doğru. zamanda. Ee, yani e, orduyu göreve çağırmalar. Yani e, siz az önce dediğim sarmal var ya gösterdim sarmal. Gönderecekseniz baş tacı, millete söylüyorum. Sandığa gider tercihini yapar. Çıkan sonuç hepimizin başının tacı eğer demokrasiye, milli iradeye inanıyorsa. Ama onun dışında yollara tevessül ederseniz siyasi belirsizlik masalı tekrar döner başa döner. Mutlu sonuna gidemezsiniz. Ee, bu şekilde özetleyeyim ben konuyu. Sayın Genel Başkanımızın ifade etmeye çalıştığı hususları ...böyle e, desteklemiş olalım... ...böyle izah etmiş olalım. Aslında Hı. o çok basit ifadeler... E, ...büyük anlamlar içeriyor. Sizi bunu bir kez daha masaya Hı. koymuş oldunuz. Bu haftalıkta programın sonuna geldik. E, bu hafta sizleri burada ağırladık. Çok teşekkürler efendim. Ben Bizlerle teşekkürler. birlikte olduğunuz Olur. için İstanbul Stüdyoları'nda... ...Sayın Pınarbaşı çok teşekkürler efendim. Ben Değerli teşekkür katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yine e, Türk siyasetin en sıcak tartışmalarıyla... ...başlıklarıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. İnşallah. Teşekkürler efendim. Bizleri izlediğiniz için hafta yine aynı saatte... ...Bengi Türk ekranlarında... Huzurlarınızda olmak dileğiyle mutlu akşamlar. Birazdan Seyvan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacak saat başında bültende. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.